Bismillahirrahmanirrahim. Babu ar-raculu yaktulu katilen fi daril harbi. Hel yekunu lehu selebuhu emle. Bir adam harpte bir adamı öldürdü. Bu öldürdüğü adamın eşyasına selef derler. Onu almak ona caiz midir, değil midir? Bu da ihtilaflı mesele. Ve fihi ihtilaf. Ülemanın bir kısmı diyor ki bazı hadis-i şeriflerde geldi, bir adam bir adamı öldürürse harpte onun eşyasını o alır. O ganimetin içine girmez. Bazılarda diyor ki hayır, eğer o kumandan emir vermişse her kim bir adamı öldürürse onun eşyası selebi onundur. Böyle bir emir varsa ona helaldir. Yoksa helal değildir. Onu getirecek beytulmala, beytulmal değil, ganimete teslim edecek kumandana ki bütün gazilerin onda hakkı vardır. Şimdi evvela birinci mezhebe sahip olanların kavlini getiriyor. Ondan sonra ikinciyi getiriyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Sa'id ibn Süleyman el-Vasıti kâle haddesene Yusuf ibn el-Mâcişûn kâle haddesene Salih ibn İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf an ebihi an ceddihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ceale selebe ölünün öldürülen adamın eşyasını kıldı, lil katili katile kıldı. Peygamber Efendimiz böyle emretti diye rivayet ediyor. İkinci hadisi şerif haddesene el-Hasan ibn Abdillah ibn Mansur kâle haddesene el-Heytem ibn Cemil an şerikinin Abdülkerim an Ekrime an İbn Abbas kâle Abdullah ibn Abbas dedi ki intedebe racülüm minel müşrikîn. Müşriklerden bir adam meydana çıktı. Var mı eğer gelsin meydana dedi. Fe'emeren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyre. Peygamber Efendimiz Hazreti Zübeyre emretti ki çık bunun karşısına dedi. Fe'harece ileyhi fe'katelehu. Hazreti Zübeyre çıktı ve o müşriki öldürdü. Fe'ce'ale lehun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem selebehu. O müşrikin eşyasını Hazreti Zübeyre verdi. İşte bak bu delil. Demek ki Hazreti Zübeyir radıyallahu anh o kafiri öldürdüğünden onun selebini, eşyasını aldı. Getirip de ganimete koymadı. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene İsmail ibn Ayyâş an Seffan ibn Amr'in Sekseki'yi an Abdurrahman ibn Cübeyr ibn Nüfeyr an Ebihi an Halid ibn Velid ve Avf ibn Malik. Hazreti Halid ve Hazreti Avf rivayet ediyorlar ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kada bisselebi lil katil. Öldürülen adamın eşyasını katile kıldı, onu ona verdi diye her ikisi de şehadet ediyorlar. Haddesena Rabi'ul Mâzzin kâle haddesena Esedun kâle haddesena el-Velid ibn Müslim kâle haddesena Safvan ibn Amrin kâle haddeseni Abdurrahman ibn Cübeyr ibn Nüfeyr an ebihi an Evf ibn Malik el-Eşşâi kâle Evf ibn Malik diyor ki kultu li Halid ibn el-Velid yevme mü'te. Mü'te harbinde Halid ibn Velid'e ben dedim ki elem te'alem, sen bilmez misin? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz lem yuhammisi selebe, selebi tehmis etmedi. Yani bir adam bir adamı öldürürse o öldürülen mektulun eşyasını alıp da ganimete koymadı. Ganimete koymazsan evvel onun beşte birisini alacak. Beytülmal'e gönderecek. Gerisi de gaziler arasında teksim edilecek. İşte bir tür mala gönderilecek, o beşte biri de almadı. Hepsini katile verdi. Böyle değil midir dedi. Evf ibn-i Malik Hazreti Halid'e soruyor. Müteharbinde Resul-i Ekrem Efendimiz böyle yapmadı mı? Kale bela, evet böyle yaptı. İşte öyleyse bunun ikisinin şehadeti bir adam bir adamı öldürürse mektulun eşyasını tamamen alır. Diğer gaziler onu ortak olmadığı gibi beytul malın beşte birisi de alınmaz. Hepsi ona verilir. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanu an Yahya ibn Sa'id an Amr ibn Kethir ibn Aflah an Ebi Muhammed an Ebi Katadete ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz
nefele Ebu Katade'te, Ebu Katade'ye verdi, nefil verdi. Selebe katilin katelehu, öldürmüş olduğu bir adamın selebini, eşyasını verdi nefel olarak. İşte buna yebe yes'elûneke anil enfal var ya, işte o enfal nefelin cemidir. O nefeli ona verdi. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn-i Vehbin enne Mâliken haddesehu en Yahya ibn-i Sa'id en Amr ibn-i Kethir ibn-i Aflah en Ebi Muhammed Mevla Ebi Katadete en Ebi Katadete ibn-i Ribya en Ebi Katadete ibn-i Ribya'yin ennehu kâle. Ebu Katade diyor ki haracina ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem âme Hüneyn. Hüneyn senesi Resulullah Efendimiz'le çıktık. فَلَمَّا اَلْتَقَيْنَا وَقْتَكِ müşriklerle karşı karşıya geldik. كَانَتْ لِلْمُسْلِم۪ينَ كَوْلَ Müslümanların bir cevlesi oldu. Müslümanlar bir hücum etti, bir galebe ihraz ettiler. قَالَ فَرَئِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O arada bir de baktım ki müşriklerden bir adam قَدْ عَلَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan bir adamı yatırmış, üzerine çıkmış. Öldürüyor. فَسْتَدَرْتُ لَهُ Dolaştım. Onun arkasından geldim. حَتَّى اَتَيْتُ مِنْ وَرَائِهِ Demek ki o müşrikin göreceği taraftaymış. Görmesin diye dolaşmış, müşrikin arka tarafından gelmiş. فَدَرَبْتُ السَّيْفَ دَرَبْتُهُ السَّيْفَ Kılıcı ona vurdum. عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ Boynunun köküne vurdum. Darbeten öyle bir vuruş vurdum ki hatta kat'al hable dir'i hatta o başına zırh bağlıydı, zırhın ipini bile kesti. Yani boynunu da yaraladığı gibi böyle bir şey vurmuş ki arkasında o kılıç işlemiş ve zırhın bağını da kesmiş. Fe'akbele aleyye o müşrik bıraktı beni bana döndü diyor. فَضَمَّنِي دَمَّةً تُطْتِ Beni öyle bir sıktı ki حَتَّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ Hatta ölümün kokusunu buldum, tattım. Yani öyle sıktı ki az kaldı, öldüre beni. O şekilde. Ölümün kokusunu buldum diyor. Yani neredeyse anladım ki bu beni öldürecek. ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتِ Fakat o adama ondan sonra o kılıcın tesirini yarası hafifken hissedememiş, onu o kadar sıkmış. Fakat biraz sonra artık ölmüş. O yara o kadar büyük ki o kafirde bir kuvvet kalmamış, ölmüş. Öldüğü gibi فَاَرْسَلَنِي beni bıraktı diyor. Öldü. Yoksa eğer ölmese öldürecekmiş onu. فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ondan sonra geldim, Hazreti Ömer'e tesadüf ettim. فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ Nas'ın bu hali nedir? Nas o arada bir mağlup oldu, bir galebe çaldı, sonra da mağlup oldu. فَقَالَ dedi ki اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri. Yani böyle bir mağlubiyet bize geldi. Evet. ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا Sonra da Nas döndüler tekrar, hak meydanına döndüler, o kaçan adamlar döndüler. Ve zafer kazanıldı. Burada muhtesel geçiyor. O Hüneyn Harbi'nde meşhur ya. Hazreti Halid öndeki diyordu süvarilerle beraber onlar da bir derenin içerisinde pusuya girmiştiler. Hazreti Halid laubali öyle ki diyor onların pusu dolduğunda bilmiyor. O Havazin kabilesi de ok atmada çok meşhur adamlar. Birden Hazreti Halid'i ve etrafındaki adamları oka tuttular. Yağmur gibi oklar gelince atlar at kurşundan, oktan korkar. Atlar gerisin geri parladılar, kaçmaya başladılar. Zaten onların içine o şekilde girmek de tehlikeli. Yağmur gibi ok geliyor. Giden adam ölecek. Bozuldu. Süvari kısmı bozulduğu gibi kaçmaya başladılar. Geriden piyadeye de eksildi. Piyade de bozuldu. Bütün millet kaçtı işte. O cevle dedi ki o sıradaydı. Müslümanlar böyle bir cevle yaptı fakat ondan sonra da kaçtılar. İşte o arada da o müşrikin elinden o Müslümanı kurtarmış. Sonra Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düldül üzerinde sebat etti. Enen nebiyyü la kezib ene ibn Abdülmuttalib. İşte orada Peygamber Efendimizin ağzından çıkan şeyler o.
Ben ibn Abdülmuttalib, enen nebiyyü la kezib. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, ben peygamberim, yalan yoktur diye daima katri düşman üzerine sürerdi. Emucesi oğlu Süfyan ibn Haris var idi. O da Düldül'ün diğer şeyinden, yularından tutar, gerisin geri çekerdi. Ya Resulallah, kimse yok yanımızda, nereye ileri gidiyorsun? Resulullah Efendimiz'in yanından ayrılmadı. O Ebu Süfyan ibn Haris de Peygamber Efendimiz'in emucesi oğlu, onu Peygamber Efendimiz'i çok zemmettiydi. Durmadan şair idi, zemmederdi. Peygamber Efendimiz dedi ki, Mekke'ye girdiğinizde Ebu Süfyan'ı, Süfyan, Ebu Süfyan değil de Süfyan ibn Haris, Süfyan'ı nerede görürsünüzse hemen onun da demih ederdir, kanih ederdir, öldürür. Sonra Peygamber Efendimiz daha oraya girmeden, Mekke'nin fethine girmezden ailesi Müslüman olmuştu. Dediler ki, ya ne yaptın sen? Aha, ordu geliyor, senin de demin heder olmuş, sen şimdiye kadar küfürde kaldın. Çıkıp gidip de afu dilesene, Peygamber Efendimiz'den Müslüman olsana. Çıktı, daha ordu girmezden evvel gitti, orduya gitti. Müslüman oldu ama Peygamber Efendimiz kabul etmedi. Hazreti Abbas'a gitti, ben şefaat edemem dedi. Hazreti Ali'ye gitti, şefaat edemem. Sen Resulullah'ı bu kadar zemmettin, hicvettin, hiç kimse sahip olamadı. Nihayet dediler ki, akıl öğrettiler, sen Resulullah'ın eşiğinde yat, başka affeder, su eder, kimse şefaat edemez. O da eşiğinde yatardı, Resulullah Efendimiz girerken, çıkarken yüzüne de bakmazdı hiç. Hiç yüzüne bakmazdı. Resulullah Efendimiz devesinin atına binerken, hangi taraftan uyurursa Resulullah Efendimiz yüzünü öteki tarafa çevirirdi. Çünkü çok zemmetmişti Peygamber Efendimiz'i. Fakat Müslüman olduğundan dolayı da daha öldürmediler. Ta Mekke'ye geldiler. Mekke'de ailesi geldi, şefaat etti. Ya Resulallah dedi, emucen oğlunu affetmeyecek misin dedi. Senin affin büyüktür. Herkes affettin de onu affetmiyor musun? İşte biz zaten Müslüman olmuş, zaten affetmiş. Fakat Resulullah Efendimiz'i çok zemmettiğinden, yani Resulullah Efendimiz'in kalbi kırılmış ondan. Bu harpte de Resulullah Efendimiz de Hüneyn'de katiyen ayrılmadı. Herkes her tarafa kaçtı, Resulullah Efendimiz'in yanından ayrılmadı. Sağa baktı, Süfyan orada. Sola baktı, Süfyan orada. Bu arada tamamıyla kalbindeki Resulullah Efendimiz'in öğrenciyi de olmuş kalbi mülteim oldu, yarası iyi oldu. Süfyan'ı sevmeye başladı. İşte o harpte. Ondan sonra ordu bozuldu. Kimse yok. Hazreti Abbas'a dedi ki, senin sesin gürdür, bağır toplansınlar. O nida etti. Ya muhacirin, ya ensar, te'alev diye nida etti. Onun çok gür sesi olduğundan dağlar sinirledi. Baktılar ki Abbas bağırıyor. Resulullah burada, onlara çünkü haber verdiler ki Resulullah şehit oldu dediler. O şeytan da orada bir bağırması var. Onun için millet şaşırdı. Fakat Hazreti Abbas'ın sesini duyunca oradan bir hücum ettiler. Öyle hücumda ki ordunun önünde duran adam neredeyse süngünün yahut da mızrakın önünde mehvolacak gibi bir şekil oldu yani. Hemen birbirlerine böyle sık bir halde düşman üzerine hücum ettiler. Bu arada galebe çaldılar. Meşhur işte Havazin Harbi. Nebiyyül Abdülmuttalib. Enen nebiyyü la kezib. Enen ebni Abdülmuttalib. İşte burada diyor ki, bize ne oldu diyor. Hazreti Ömer de diyor ki, emrullah, Allah'ın emri. Ne oldu, niye mağlup olduk, Allah'ın emri, ne bilelim, niye böyle millet kaçtı. Fakat sonradan döndü cemaat. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz işte o dönüşte, döndüler de düşmana hücum ettiler ya, orada buyurdu ki, men katele katilen, her kim bir adamı öldürürse, lehu aleyhi beyinetun. Lehu kendisi içinde olucudur. Aleyhi bir adam öldürdü güne beyinetün. Bir şahidi var ki evet bunu filan kes öldürmüştür. Şehadet bir şahidine nispet ederse felehu selebuhu. O mektulun selebi eşyası onundur. Ebu Katade bunu duyunca kâle, Ebu Katade buyurdu ki fekumtu. Ben ayağa kalktım. Fekultu dedim ki men yeşhedüli. Kim bana şehadet eder? Çünkü bir adam öldürdü ya, o Müslümanın üzerine çıkmış öldürüyordu, onu kurtardı, onu o öldürdü. Kim bana şehadet eder ki onun eşyasını ben alayım? Peygamber Efendimiz bunu anlamadı, Ebu Katade'nin ne demek olduğunu, ne demek istediğini anlamadı.
sümme celeste, bu katede diyor ki ben bunu söyledim, oturdum. Sümme kâle zâlike sâniyete, sümme kâle zâlike sâlise. Peygamber Efendimiz ikinci defa dedi, gene kalktım. Yine oturdum. Üçüncü defa yine buyurdu, yine kalktım. Fekuntu, yine kalktım. Men yeşhedüli, kim bana şehadet eder dedim. Böyle üç defa kalkıp oturunca fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki مَا بَالُكَ يَا أَبَا قَتَادَ. Ya Ebâ Katâde, ne var böyle ikide bir kalkıp oturuyorsun? فَقَسَسْكُ عَلَيْهِ الْقِسَّ. Ebu Katâde diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e meseleyi anlattım ki bir Müslümanını bir adam öldürüyordu. Ben arkadan geldim, ona kılıcı vurdum, yaraladım. O adamı koydu, beni tuttu, öyle bir sıktı ki neredeyse öldürecekti, bereket versin kendisi öldü de ben kurtardım. Şimdi o adamı öldüren benim. Madem sen selebi katile veriyorsun, onun katili benim, onun selebini ben isterim. Bu hikayeyi söyledi. Fekâle racülüm minel kavm, Müslümanlardan bir adam dedi ki sadaka ya Resulallah. Ebu Katade doğru söylüyor. O adamı o öldürdü. Ve selebü zâlikel katil, o öldürülen adamın eşyası da indi, benim indimdedir. Yani o onu öldürdü gitti, fakat o öldürülen adamın eşyasını ben aldım. Ben de. فَاَرْضِهِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Ya Resulallah, o eşya ben de, sen Ebu Katade'yi razı et de bu eşya bende kalsın. Sen razı et onu. Yani benden bunu almasın dedi. O adam öldürecek. Eşyasını da başkası alacak. Hazreti Ebu Bekir buna tahammül edemedi. فَقَالَ Ebu Bekir'in Siddik, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki لَا هَا اللّٰهِ. La vallahi demek. Yemin. La ha Allah. Bu bazen hemze ile gelir. La ha Allah. Bazen de la Allah. Hemze gelmez. Her ikisi de la vallahi manasına. Allah'a yemin ederim ki bu olmaz. İzen la ya'medu. Eğer böyleyse bir adam bir adamı öldürsün, onun selebini de başkası alsın, bu vakitte Resulullah Efendimiz kastetmez. İlâ esedin min esedillah, Allah'ın aslanlarından bir aslanı itimat etmez, kastetmez. İyi, Allah'ın aslanı gidip vuracak da bu kafirin eşyasını da alacak. İyi. Yukatilu anillah ve an rasulihi. Allah'ın yolunda ve Resulünün yolunda Allah'ın aslanlarından harp eden hiçbir aslanı Resulullah Efendimiz o vakitte daha kastedemez, onu harbe gönderemez. فَيُعْتِيكَ سَلَبَهُ. O gitsin Allah'ı öldürsün, sen de eşyasını al. Bu vakitte Resulullah Efendimiz hiçbir yigide gidip de kafiri öldür diyemez. Bu olmaz dedi. Yani madem bu öldürmüştür, eşyasını da bu alacaktır. Bu vakitte kimse gidip kafiri öldürmez. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sadak, Ebu Bekir doğru söylüyor. فَاَعْتِيهِ اِيَّا. Ver bunu, o eşyayı getir buna ver dedi. Bu adamı emrettiler. O adamın ismi yok burada. Eşyayı alan kimse. Fekâle Ebu Katâde. Ebu Katâde buyurdular ki fe'atânihi, bana verdi. Febe'aset dir'a. Onun da en kıymetli şeyi kalkanıymış. Bu müşrikin. Kalkanı bana gönderdi. Fe'ta'tu bihi mahrefen. Ben o kalkanı sattım. Onun parasıyla bir mahref aldım. Mahref bir bağ bahçe olmaya kabiliyeti yer, bahçe yeri, bir bahçe yeri aldım. Fi Beni Seleme, Beni Seleme kabilesinde bir bahçe yeri aldım. Fe innehu, işte bu bahçe yeri le evvelu malin, en evvelki maldır ki teesseltuhu, ben sermaye ettim fil İslam, İslamiyet'te. İslamiyet'te benim ilk sermayem, ilk malım işte bu oldu. O müşrikin kalkanını sattım, bir yer aldım. Şimdi bu hadisi şeriflerden anlaşıldığı şu ki bir adam bir müşriki öldürürse o müşrikin ne kadar kıymeti varsa olsun, o katilindir. Ne Beytülmal'a hisse çıkar, ne de diğer gaziler ona ortak olur. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Yusuf kâle haddesena el-Mubarek an ibni Lahi'ate an Ubeydillah ibn Ebi Cafer عن الأعرج عن أبي قتادة أنه قتل رجلا من المشركين. يعني أين وقع أبو قتادة müşriklerden bir adamı öldürdü. فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Peygamber Efendimiz'e nefil olarak verdi. Selebehu onun eşyasını ve dir'ahu hem de dir'ini. Dir üzerine giydikleri telden, demir telinden örülen zırh. Bir zırh deriz. Yani o zırhtır işte. Kıymetli olan da o. İşte o zırhı ben demin kalkan söyledim. Yanlış kalkan değil. Zırh. O zırhı satmış. Onunla da bir bahçe yeri almış. Feba'ahu bi hamsi uvab. O diri neye satmış? 5 okiye gümüşe satmış. Okiye 10 dirhemdir. 5 okiye ne yapar? 50 dirhem yapar. 50 dirhem gümüşe satmış. O diri, o zırhı. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر فن صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين حنين حرب دددي من قتل قتيلا هل كم بالقتيل ودردسة بأدمي فله سلبه ومقتول أشياسي قاتل در فقتل أبو تلحة أبو تلحة وكن أُلدُرد يوميزن وحنين حربن ذا 20 رجلا 20 adam öldürdü. فأخذ أسلابه bunların bütün eşyalarını da aldı. 20 adam öldürdü 20'sinde eşyasını aldı. حدثنا يزيد بن منان قال حدثنا عمر يونس عمر بن يونس olacak burada. Ömer Yunus demiş bin kelimesi yok. Böyle bir bin kelimesi yazın. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع رواية ediyor. سلمة بن الأكوع أصحاب كرامدan atının koşarken at aciz kalırdı onda. Atı geçerdi. O kadar süratli. Okçulukta da attığı ok boşa gitmezdi. Böyle bir adam. O rivayet ediyor. قال غزبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. Havazin'de Resulullah Efendimizle biz gaza yaptık. فَقَتَلْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ Onlardan bir adamı öldürdüm. ثُمَّ جِئْتُ بِجَمَلِهِ أَقُودُهُ O öldürdüğüm adamın devesini tuttum, çekerek Resulullah Efendimiz'e getirdim. عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ O devenin üzerinde onun yiyeceği silahı hep devenin üzerinde. Adamı öldürdüm, öyle devesini, eşyasıyla beraber çektim, getirdim. فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz beni istikbal etti. وَالنَّاسُ مَعْهُ Nas da Resulullah Efendimizle beraber idi. فَقَالَتْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ Bu adamı kim öldürdü? Yani bu devenin sahibi, müşriki kim öldürdü? فَقَالُوا dediler ki İbnül Ekva Selamet İbn Ekva öldürdü. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Lehu selebuhu ecma Onun eşyasının hepsi Selamet İbn Ekva'ndır. Şimdi bu hadis-i şerifler hep delalet ediyor ki bir adam bir kafiri öldürdüğümü onun bütün eşyasını o kendi şahsa alır. Başka birisi ortak olamaz. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن ابن الأكوع ورد bir noksan var. İbn el-Ekva an abihi diyor. An abihi dediğine göre an İyas ibni İyas yazın. An İyas ibni Seleme. O noksan. An İyas ibni Seleme ibn el-Ekva. Hazreti Seleme'nin oğlu İyas rivayet ediyor. O da kimden? An ebihi, babası Seleme'den. Kale Seleme buyurdular ki Eta Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Aynun minel müşrikin. Müşriklerden bir casus geldi. Ve huve fi seferin. Peygamber Efendimiz de seferdeydi. Fecelese yetehaddesu indi ashabihi. Peygamber Efendimiz oturdu. Ashabıyla konuşmaya başladı. Sümmen selle. O casus o aradan hemen avardan sivişti. Sivişti kaçtı. Fekale Nebiyyullah Peygamber Efendimiz buyurdular ki Utlubuhu fektuluhu Siz bunu arayın. Nerede bulursunuzsa öldürün. Bu casusu.
فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهِ Ben diyor koştular, ben de koştum. Hazreti Selam'a attan daha süratli giden adam kim onunla gidecek? Bütün cemaatten önünde gittim. Cemaatinden evvel. Gittim. İleyhi ona. Ona ulaştım. Cemaatten evvel ona ulaştım. فَقَتَلْتُهُ Onu öldürdüm. وَاَخَسُ سَلَبَهُ Onun eşyasını da aldım. فَنَفَلَنِي اِيَّاهُ Peygamber Efendimiz onun eşyasını da bana verdiysen öldürdüm. Bu eşya senindir dedi. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَزَهَبَ قَوْمٌ Bir cemaat sahibi oldular. Neye? اِلَا اَنَّ كُلَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا Şuna sahip oldular ki bir adam birisini öldürürse فِي دَارِ الْحَرْبِ دَارِ حَرْبِ فَلَهُ سَلَبُهُ O öldüren adam mektulun selebini alır. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِهِ الْاَسَرِ İşte bu meselede de bu eserlerle ihticat ettiler. Şimdi buraya kadar birkaç hadisi şerif okuduk. Hadisi şeriflerin hepsinin manası bu. Şimdi insan hemen hüküm verirse işte bitti. Hüküm tamam. Daha başka bir şey yok. Halbuki başka hadisler var. Şimdi o hadislerle bunları karşılaştırınca taarruz hasıl oluyor. Onların manası başka, okuyacağımız hadislerin manası başka. Şimdi bundan da bir hüküm çıkacak. Şimdi o hüküm de nedir? Hayır, o hususidir. Mektulun eşyası katile olmaz. İlla en yekûnel imamu, illa eğer imam olursa, yani oradaki kumandan yahut da emirül müminin emir vermiş ise kâle imam dedi ki men gatele katilen felehu selebuhu orduyu gönderirken diyor ki bak orduya dikkat edin her kim bir adam öldürürse o mektulun eşyası onundur imam bu selahiyeti vermiş ise o olur diyor yok imam bu selahiyeti vermemişse olamaz fe inkâne kâle zâlik eğer imam bunu dediyse ne için لِيُحَرِّدَ النَّاسِ عَلَى الْقِتَالِ Nâs-ı kitâla teşvik için demiş ise fî vaktin bir vakıtta ki yuhtâcu fîhî o vakıtta mühtâc olunur ilâ tahrîdihim Müslümanları teşvike alâ zâlikûne yani büyük bir harp bunu kasten söylüyor, teşvik ediyor ki ciddi harp etsinler de ben öldürdüğüm adamın malını alacağım İhtiyaç var buna, ciddiyet hasıl olsun, herkes elime para geçecek, mal geçecek diye harbe devam etsinler. Böyle bir Müslümanların ihtiyacı olduğu vakitte imam selahiyet vermişse فَهْوَ كَمَا قَالِ imamın dediği gibidir. Her kim bir adamı öldürse eşyasını alır. وَاِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءَ Yok, imam böyle bir selahiyet vermemişse فَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا Her kim bir adamı öldürürse فَسَلَبُهُ O mektulun eşyası غَنِيمَتُنْ غَنِيمَتْتِ Yani Müslümanların ganimetidir. Bu şahsına ait değildir. وَحُكْمُهُ Onun hükmü de حُكْمُ الْغَنَائِمِ غَنَائِمِنْ hükmüdür. Yani o ordu bütün harp edecekler, öldürecekler, her kimin eline ne geçerse hepsini getirip kumandanın önüne yığacaklar. Buna ne derler? غَنَائِم Bu sefer imamın hepsini topladıktan sonra kumandan beşte birisini ayırıp Beytülmal'a gönderecek. Halifeye gönderecek, Emirül Mümin'e gönderecek. Beşten dördünü de gaziler arasında teksim edecek. Ordu ne kadar? Mesela 20.000, 30.000 neyse atlıya 2, piyadeye 1 hisse ona göre teksim edecek. İşte bu adamın da öldürmüş olduğu adamın eşyasını alıp getirip ganaimin içine koyacak. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Peki bu ikinci zümrenin delilleri ne diyor? Bunların lehne olan hüccettendir. فِي مَحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Ne hakkında diyor bunların lehne hüccettendir? فِي مَا بِي شَيْدَكِ اِحْتَجَّ بِهِ Anında ihticac etti aleyhim bu ikinci zümre üzerine اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahipleri. مِنَ الْاَثَارِ اللَّتِي رَوَيْنَهَا Bizim rivayet etmiş olduğumuz hadisler de. Birinci adamlar, birinci mezhebe sahip olanlar bu kadar hadis rivayet ettiler. Mesela Hazreti Halid bile bir adam bir adamı öldürürse almış olduğu eşyasından beşte bir bile alınmaz. Beytülmal'ın hakkı bile alınmaz. Rivayet edildi. Bunlara ne diyeceksiniz? Diyor ki
bu ikinci zümreye delildir ki enne kavle Halid ibn Velid ve Avf ibn Malik, bunların ikisinin kavli yani tahmis edilmez dedikleri, kadâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bisselebi bil katil, selebi mektulun eşyasını katile hükmetti dediler ya, fakat yecûz en yekûne zâlik, caiz ki Resulullah Efendimiz böyle demesi ola, li kavlin, bir söz, bir kavl için ki kâne tekaddeme, tekaddüm etti minhu Peygamber Efendimiz'den, kable zâlik, bu emri buyurmazdan evvel bir kavl tekaddüm etti de onun karşılığında bunu buyurdu. Ceale bihi, o kavl ile kılmış oldu selebe kulli mektulin limen katalehu, mektulun selebini onu katledene kıldı. Bunun mukaddimesi var, başka bir sözü var da o sözden dolayı bunu yapmış. Ve kezalike ma zükre fihi min hadil asar, işte bu zikrettiğimiz hadisi şeriflerde zikir olunanlar da hep böylecedir. Ceale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kıldı esselebe lil katil, ölünün eşyasını katile kıldı. Fakat yecudu, caiz olur ki en yekune lehâzel me'na İsa, bu me'na için. Yani bunun bir mukaddimesi var. O me'na için. O da nedir? Müslümanları teşvik ve terhib için hususi bir emir veriyor. O orduya ki bak her gayet ciddidir. Size selahiyet veriyorum. Kim bir adam öldürürse eşyası onundur. Yani bu esas hüküm değildir. Ya hususi verilen bir emirdir. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ السَّلَبَ لَا يَجِبُ لِلْقَاتِلِ. Peki selep, katilin olmasında ne mahsur var? Madem bu kadar hadisi şerifte geldi, adam da öldürmüş, onun eşyası onun olsun. Niye buna itiraz ediyorsunuz? Olmaz diyorsunuz. Diyor ki buna muariz hadisler var. Bu muariz olan hadisleri zikredecek şimdi. Onlarla bu okuduğumuz hadisleri birbirine karşı karşıya getirdiğimizde zıt geliyor birbirine. Katile, selep, katile vacip olmaz. Evet, manasını ifade eden rivayetlerdendir. Ma'ul bir rivayet ki haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene İbrahim ibn Hamzete Zübeyriyyü kâle haddesene Yusuf ibn Madişun kâle haddesene Salih ibn İbrahim en Ebihi en Abdirrahman ibn Avf قال إني لقائم يوم بدر. Ben Bedir günü ayakta duruyor idim Abdurrahman. Beyne gulameyn, iki kölenin arasında, yani saf ve harbe, Peygamber Efendimiz saf ve harbe düzlüğünde Abdurrahman'ın da baktı ki sağında bir genç, solunda bir genç. Allah Allah dedi, şöyle harp bilir, yaşlı adamlar arasında bulunmadım, bu iki çocuğun arasında bulundum. Yani bunlar ciddi bir harp edemez, beni de tehlikeye sokarlar demek istedi. Hadisetun beyne gulameyni, hadisetin esnanuhuma. Yaşları küçük, daha genç çocuklar. İki çocuk. Temenneytu, ben arzu ettim ki lev enni beyne adlu'in minhuma, beyne bunlardan, beyne adlu'in minhuma, bunlardan daha dali'li, daha kuvvetli kimseler arasında olsaydım, böyle genç, zayıf gencin yanında olana kadar daha kuvvetli adamlar, adla, adla demek ki daha yani kuvvetli adamlar arasında olsaydım, bunu temenni ettim. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o iki gencin maharetini gösterecek. فَغَمَزَنِي اَحَدُهُمَا, birisi bana gamz etti, işaret etti, dürttü, dedi ki yaam, birbirlerini tanımıyorlar ya o iki genci, ne o Ensardan, ne onları biliyor ne onları. فَقَالَ يَعَمْ اَتَعْرِفَ فَجَهَمْ, يَعَمْ نَا بُجَالِ, sen biliyor musun? فَقُلْتُ مَا حَاجَتُكُ اِلَيْهِ يَبْنَا اَخِي, ey kardeşimin oğlu, sen ne ihtiyacın ne bu Cehli, ne yapacaksın? قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ, bana haber verdiler ki Resulullah Efendimiz'e küfrediyormuş o. وَالَّذ۪ي نَفْسِي بِيَد۪ي, benim nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki لَيْنْ رَيْتُ, ben Ebu Cehli görürsemse la yufarigu sevadi sevadehu, benim gözüm onun gözünden ayrılmaz. Yani gözüme bir ilişse gözümü başka tarafa bakmam. E hatta yemutele acelu minna, ona öyle bir hücum ederim ki ya o ölür ya ben. El acel, yani kimin eceli evvel gelmişse o ölür. Yani bir defa gözüm görsün. Ya ölürüm ya onu öldürürüm. Daha ayrılmam. Fe acibdü lizalik,
Diyor ki tercih ettim ya bu gençteki şecaate bak. Hani evvela benimsemedi ama sondaki bu şecaati görünce tercih ettim diyor. Fegamezen ilahar. Bu sefer öteki de işaret etti. Ya amme Ebu Cehil'i tanır mısın? Ne diyeceksen? Dedik vallahi gördüm ya ben öleceğim ya oluyor. Resulullah'ı söküyormuş. Diyor fekale misle o da bunun mislini dedi. Ben bu iki gencin bu şecaatle hareket edeceklerine teaccüp ettim diyor. Felem enşeb en nazartu. Diyor daha başka bir şey geçmeden bu sözün üzerine, zaman geçmeden ben başka tarafa bakmadan en nazartu. Baktım. Baktım ki ila Ebu Cehil'in yetereccel finnas. Bir de baktım ki o sırada Ebu Cehil'de Nas arasında yaya yürüyor. At üzerinde değil, deve üzerinde değil, Nas arasında yaya. Onu da Ebu Cehil'i ne yaptılar? Yaya demesinin sebebi de yani çıkmış da yürüyor manasına değil. Başka rivayetlerde geliyor. Ufacık bir tepemsi yerin etrafına develerin, hayvanların şey, semerlerini vesaireyi tahta ve teberi getirdiler. Öyle etrafını çevirdiler. Kendisi ortada kaldı. Gel'e gibi. Hatta dediler ki hiçbir düşman Ebu Cehil'e Ebu'l-Hakem dediler. Ebu'l-Hakem'e erişemez. Etrafına ağaç, semer, böyle hayvan eşyası öteberi koydular. O ortada oğlu ile beraber, İkrime ile beraber oradan merakeyi seyrediyor. İşte yaya dediği de o burada tefsilat vermiyor. İşte bak 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 dedi. Bak orada duruyor. Fekultu elâ tereyâni. Onlara dedim ki görüyor musunuz? Hâzâ sahibikumüllezî tes'elâni ahî. İşte sorduğunuz Ebu Cehil budur. Çünkü onlar Ebu Cehil'i görmemişler, tanımıyorlar. Gösterdim. Febtederâhu. Onların ikisi birden süratle koştular. Hatta onların başka rivayette geliyor ki bir düğle Ebu Cehil'e yaklaşamadılar. Onlar o eşyaların aralarından, kimisinin altından, kimisinin arasından yani güçlükle Ebu Cehil'in olduğu yere yetiştiler. İkisi Ebu Cehil'in hiç haberi yok. Onlar ona böyle yetiştiler. فَدَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا. Onlar ikisi iki kılıcıyla birden yapıştırdılar. Hatta قَتَلَاهُ. Nasıl iki kılıcı vurdularsa o düştü. Fakat İkrim'i oradaydı. O da vurdu onların birisini şehit etti. İkrim oradaydı. Onu öldürdüler. Ondan sonra geldiler. Fakat bu rivayette o birisinin öldürüldüğünü demiyor. Abi İkisi abi. De geldiler diyor. Bir düşük adalar isminde ismi var. Biri ikisi de Muaz isimleri. Muaz, Muavis. Evet. Avra hatunun çocukları. Biri Avra'nın, birisi de başka. Evet. Şehit oldu da yani. Sümme ete ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahbarahu. Geldi Peygamber Efendimiz'e haber verdiler. Fekal eyyüküma katelehu. Şimdi bu rivayete göre İkrim'i hiçbirisini öldürememiş. Eğer üçüncü bir şahsı öldürmüşse başka. Bunların ikisi vuranlar geldi Resulullah Efendimiz'e iddia ettiler. فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ. O diyor ki ben öldürdüm. O diyor ki ben öldürdüm. İkisi iddiaya koşuştular. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اَمَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا. Kılıçlarınızın kanlarını sildiniz mi? قَالَ لَا. Silmedik. Böyle vurduğumuz gibi. Gale fenezare fis seyfeyi. Ravi diyor ki Peygamber Efendimiz kılıçların ikisine de baktı. Fekale dedi ki kilâkuma katelehu. Sizin ikinizin kılıcı da böyle isabet etmiş. Öyleyse ikiniz birden öldürmüşsünüz. Yani kılıçlardan anladı. İkisi de vurmuş ve eti kesmiş, kana bulaşmış. Lakin böyle dedi ama وَقَدَى Resulullah Efendimiz hükmetti بِسَلَبِهِ اَبُوْ جَهْلِ Selebini, eşyasını لِمَعَاذِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْجَمُوحِ. Birisi Maaz ibn-i Efra, bir kadının oğluydu. Bu da Amr ibn-i Cemuh'un oğlu Maaz. İkisinin ismi de Maaz da. Fakat bazı rivayette gelir ki iki kardeş dediler. Maaz ile Muavviz. İki kardeş Efra Hatun'un oğulları vurdu öldürdüler. Bu rivayette diyor ki hayır. İki Maaz, birisi Amr ibn-i Cemuh'un oğlu, birisi de Afra'nın oğlu. Fakat Resulullah Efendimiz Selebi getirdi, Amr ibn-i Cemuh'un oğluna verdi. Halbuki Resulullah Efendimiz iki kılıçla vurmuş, ikiniz de beraber öldürmüştünüz. Dediği halde Selebi birisine verdi. Demek ki kumandanın selahiyetinde bu. Bundan bu anlaşıldı.
Yoksa öldüren adamın hakkı ise ikisinin arasında teksim edecektir Resulullah Efendimiz. وَالرَّجُلَنْ Bu iki adam مَعَزُ بْنُ عَمْرِ بْنِ الْجَمُوحِ Birisi Amr ibn-i Cemun oğlu ve l-âkhir Mu'azü ibn-i Afra. Diğeri de Afra'nın oğlu Mu'azı. اَفَلَا تَرَى Sen görmez misin? اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ قَالَ لَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste o iki Mu'azı dedi ki اَنْتُمَا قَتَلْتُمُوهُ قَتَلْتُمَاهُ İkiniz de Ebu Cehl'i öldürmüştünüz. ثُمَّ قَدَى بِالسَّلَفِ لَا حَدِيمَ دُونَ الْآخِرِ Ebu Cehil'in eşyasını birisine hükmetti, ötekine vermedi. Bak burada böyle oldu. فَفِي هَذَا دَلِيلٌ Bunda delil olucudur ki اَنَّ السَّلَبَ مَكْتُولُونَ اَشْيَاسِ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لِلْقَاتِلِ Katile vacip olsaydı بِقَتْلِهِ اِيَّهُ Mektulü öldürdüğünden dolayı لَكَانَ قَدْ وَجَبَ سَلَبُهُ Ebu Cehil'in selebi vacip olurdu. لَهُمَا O iki Mu'az'ın ikisine. وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz olmazdı. يَنْتَزِعُهُ مِنَ حَدِيمَ Birisinin hakkını alsın da فَيَدْفَعُهُ اِلَى الْآخَرِ Ötekine versin, bunu yapmazdı. Madem ikisinin hakkıdır, birisinin hakkını ötekine verir miydi? Vermezdi. Demek ki selep ortanın malıdır. Öldüren adamın hakkı değildir. Ortanın malı oldu mu, kumandan emir istediği gibi hareket edebilir. Ela tera sen görmez misin? Ennel imame levkat. İmam dese ki, men katele katilen felehu selebu. Bir adam bir adam öldürürse onun eşyası onundur dese. Fe katele racülâni katilen. İki adam bir adamı öldürse. Evet. Enne selebehu lehumâ nisfeyn. Öldürdükleri adamın selebi yarı yarıyadır. Ve ennehu leyse lil imam. İmam için caiz olmaz. En yuhrimehu ahadehuma. Onların ikisinden birisini mahrum kılan. Madem ikisi beraber öldürmüş, eğer imam bunu yaparsa ötekinin hakkına tecavüz etmiş olur. Caiz olmaz. Ve yedfe'u ile lâkhar. Birisini mahrum ede de ötekine vere. Bu caiz olmaz. Lemne kulle vâhidin minhuma. O öldürenlerin her ikisinden her biri lehu fîhî minel hak. Bunda onun hakkı vardır. Misle mâli sahibi. Sahibinin hakkı olduğu gibi onun da hakkı vardır. وَهُمَا اَوْلَى بِهِ مِنَ الْاِمَامِ O mektulun eşyasını almaya o iki katil imamdan daha evladır. Evet. فَلَمَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz için caiz oldu. فِي سَلَبِ اَب۪ي جَهْلٍ Ebi Cehil'in selebinde اَنْ يَجْعَلَهُ لِأَحَدِ قَاتِلَيْهِ دُونَ الْاَخَرِ Onu öldüren iki adamın birisine selebi verip ötekini mahrum etmek Resulullah Efendimiz için caiz oldu. Delle zalik bu delalet etti ki ennehu kâne evlâ bihi minhumâ imam o selebe katillerden daha evladır. Bundan bu çıktı. Demek hak kimin oldu? Kumandan kimse, imam kimse hakkını. İsterse hiçbirisine vermez. İsterse birisine verir. İsterse ikisine verir. İsterse alır başka bir şahsa verir. Yani onun selahiyetinde. لَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَالَ يَوْمَئِذٍ Çünkü Bedir'de Peygamber Efendimiz dememişti. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Nerede dedi? Hüneyn'de. Hüneyn'de sonradan. Öyleyse Bedir Harbi'nde bu söz yoktu. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ yoktu. Onun için Resulullah Efendimiz evlaydı. Aldı. Demek ki Muaz ibn-i Amr ibn-i Cemuh Allah-u Alem daha fakir, daha muhtaç olduğundan Resulullah Efendimiz onu ihtiyar etti, ona verirdi. Muhakkak ki o bir fakri var yahut da bir ihtiyacı var Resulullah Efendimiz şehit ona. Şehit olan da bu mu? Şehit olan bu rivayete göre şehit olan yok. Ha. Bu rivayete göre ikisi sağlam geldiler. Fakat başka rivayet diyor ki İkrim orada vurdu. Başka rivayette diyor ki Afra hatının Muaz ve Muavvez isminde iki oğlu gitti. Onlar onu vurdular. Ebu Cehil de dara birisini vurdu öldürdü. Fakat rivayetler muhtelif. Bak burada diyor ki ikisi de sağlam geldiler. Ama yaralı olabilir, ölen yok. Onu öteki başka rivayette okudum diyor ki İkrim oradaydı. Hemen vurdu birisini öldürdü. Öteki de kaçtı. Kaçtı mı nasıl olduğunu da işte bilmiyorum ya. Rivayetler muhtelif gelir bunlar. Evet. Yani burada bu kitabı da okumasam söyleseler kabul etmem. İlla birisini orada öldürdü. Öyle okudum başka yerlerde.
Ama İmam-ı Tahavi daha yakın. Yani o tarih yazanlardan, onların rivayetinden İmam-ı Tahavi'nin rivayeti daha kuvvetli. Çünkü neden? Yakın. İmam-ı Tahavi'nin asli o zamana yakın. Kafasını götüren de ayrı değil mi hocam? O sonradır. Abdullah bin Mesud. Evet. O sıradan geldi, kafasını götürmek için geldi, baktı ki düşmüş artık o, yaralanmış. Fakat can çekiştiriyor. Can çekiştiriyor. Çıktı göğsüne, öldü diye vakit gözlerini açtı. Çobanımın oğlu, onun babası onun çobanıymış. Çobanımın oğlu, ne yüksek yere çıktın. Ne yapacaksın? Evvela haber ver. Galibiyet hangi tarafta? Bizim tarafta. Dedi. Ne yapacaksın? Boynun keseceğim. Dedi, öyleyse benim vasiyetimi tut. Senin kılıcın benim boynumu kesmez. Yürü yarım diye bu cehennem. Abdullah bin Mesud küçük adam, kılıcı da küçük. Benim kılıcımı çıkar dedi. Kılıcı da çıkaramadı. Abdullah bin Mesud zayıf olduğunda onun eli tutabildi kınını. Dedi ki ben kınını tutayım da sen kılıcımı çek dedi. Kendi kılıcı tuttu, kınını tuttu. Abdullah bin Mesud da çekti, kılıcı çıkardı. Dedi ki en evvela benim kavmu kabilem içerisinde, Kureyş içerisinde senin sahibinden ziyade menfur kimse benim indimde yok dedi. Bunu kendisine söyle. Bir de başımı keserken gökyüz tarafından kes ki başım heybetli görürsün. O da getirdi, kesti, kafayı kaldıramadı. Küçük adam, koskoca kafa. Getirdi, ip taktı da ipinden çekerek götürdü. İpinden çekerek götürdü. Onun için ulema diyor ki Ebu Cehil'in küfrü Firavun'un küfründen çok şiddetlidir. Firavun boğulacağını görünce Âmentü bi Rabbi Harun ve Musa. Ben Musa'nın ve Harun'un Rabbisine iman ettim dedi. Baktık öleceğim. Cibril Aleyhisselam ağzına çamuru tıkadı dedi ki şimdi mi iman ediyorsun Haliye Esra? Ebu Cehil ise öldürüldüğü vakitte bile küfrünü ispat ediyor. O kadar farkı var. وَقَدْ حَدَّسَنَ اَبْنُ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَ اَبْنُ اَب۪ي مَرْيَمْ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْنُ اَب۪ي الزَّنَاتِ فَقَالَ حَدَّسَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اِبْنُ الْحَارِسِ عَنْ سُلَيْمَانِ اِبْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ اَب۪ي سَلَامَ عَنْ اَب۪ي اُمَامَةَ الْبَاهِلِ عَنْ عُبَادَةَ اِبْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى بَدْرٍ Peygamber Efendimiz Bedir'e çıktı. فَلَقِيَ الْعَدُوَ düşmana tesadüf etti. فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللّٰهُ وَقْتَكِ Cenab-ı Hak düşmanı hazimete uğrattı. اِتَّبَعَتْهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan bir taife kafirlerin peşine koştular. يَقْتُلُونَهُمْ arkadan onları öldürürdüler. وَاَحْتَكَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Müslümanların bir kısmı da Peygamber Efendimiz'in etrafında toplandılar Resulullah Efendimiz'i muhafaza için. Kimse gelip de Resulullah Efendimiz'e bir zarar vermesin. وَاَسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ بِالْاَسْكَرِ وَالنَّهِ Taifenin bir kısmında gittiler, meydanda ne mal varsa onları topladılar. Küffarın mallarını. Şimdi oldu üç cümle. Bir kısmı düşmanı kovuyor, bir kısmı mali topluyor, bir kısmı Resulullah Efendimiz'in etrafında onu muhafaza ediyor. فَلَمَّا نَفَى اللّٰهُ الْعَدُوُ Baktaki Cenab-ı Hak düşmanı nefyetti. وَرَجِعَ الَّذ۪ينَ طَلَبُوهُمْ Kaçanlar kaçtı, ölenler öldü. O takip edenler de gerisin geri döndüler. قَالُوا dediler ki لَنَنْ نَفْلُوا Bu eşya, bu ganimet bizimdir dediler. نَحْنُ طَلَبْنَ الْعَدُوُ Biz düşmanı kovduk. وَبِنَا نَفَهُمُ اللّٰهُ وَعَزَمَهُ Biz düşmanı kovduk, düşman hezimet oldu bizim hücumumuz sebebiyle. Bu eşya, bu ganimet bizimdir. Yani o zamanda da bak ashab kiram arasında da mal kavgası olmuş. Ve قَالَ الَّذ۪ينَ اَحْتَقُوا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in etrafında olanlar da dediler ki مَا أَنْتُمْ بِاَحَقَّ مِنَّا Siz daha bizden haklı değilsiniz. وَالْهُوَ لَنَا Belki bu ganimet bizimdir. نَحْنُ اَحْتَقْنَا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Peygamber Efendimiz'i içerimize aldık, onu ortada bulundurduk ki La يَنَالُ مِنْهُ الْعَدُوُ غِرَّ Ansızın düşman onu basıp da Resulullah Efendimiz'e bir zarar vermesin. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اِسْتَوْلُوا عَلَى الْأَسْكَرِ وَالنَّهَفِ Gidip ordunun eşyasını toplayanlar da dediler ki وَاللّٰهِ مَا أَنْتُمْ بَحَقَّ بِهِ مِنَّا Siz bizden daha ziyade hak sahibi değilsiniz. نَحْنُ حَوَيْنَاهُ وَاسْتَوْلَيْنَاهُ Bu bizim hakkımızdır. Biz gittik, topladık, getirdik. Böyle üç taife
itiraz ettiler. Fenzelallahu tebareke ve teala Cenab-ı Hak inzal buyurdu. Estaizu billah. Yes'elûneke anil enfâli kulil enfâlu lillâhi ve rasûl. Siz bu enfaldan sual edersiniz. Bu enfal Allah ve Resulunundur. Hiç dedikodu etmeyin. İlâ kavlihi in kuntum mü'minîn. Fekasemev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz teksim etti. Beynem aralarında en fevâkın bir deveyi sağınca ne kadar zaman geçerse o miktar aslında yani az bir müddet hemen aralarında teksim etti. Ayet-i kerimeyi o kapsı efendi. Es'elûneke anil enfâl kulil enfâlu lillâhi vel rasûl fettakullâhe ve aslihû zâte beynikum ve ati'ullâhe ve rasûlehu in kuntum mü'minîn. İn kuntum mü'minîn. Sadakallâhul azîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُفَضِّلْ فِي ذَٰلِكَ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوُ الْخَدَّ عَلَى الْآخَرِينَ. Dünkü dersin sonunda ayet-i kerimeyi getirdi ve sebebini zulünde beyan eyledi ki Bedir'de Müslümanlar üçe ayrıldılar. Bir kısmı düşmanı takip etti. Bir kısmı Resulullah Efendimiz'in etrafında onu muhafaza ettiler. Bir kısmı da düşman ordusunda kalan malları topladı getirdiler. Bu ganimet kime kalır diye üç taife de kendisi iddia etti. Koşanlar, kovanlar dediler ki biz düşmanı mağlup ettik, kovduk. Bu bizim hakkımızdır. Resulullah Efendimiz'i himaye edenler dediler ki biz Resulullah'ı muhafaza ettik, bizim hakkımızdır. Meydandan ganimeti toplayıp getirenler dediler ki esas malı biz topladık, biz getirdik, bizim hakkımızdır. İhtilaf edince ayet-i kerime nazil oldu. Estağfirullah yes'elûneke anil enfâl kulil enfâlu lillâhi velirrasûli verrasûli lillâhi verrasûli Allah ve Resulunundur. Yani bunun bu hususta siz dedikodu etmeyin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir deve ne kadar müddette sağılır? O müddet zarfında ganimeti teksim etti. Hiç birisini birisine tercih etmedi. Hepsine müsavi verdi. Sen bunu görmüyor musun? Efe la tera sen görmedin mi ki? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yufaddil fi zalik bu Bedir'de alınan ganimette tafdil etmedi. Ellezine şul bir kimseleri ki tevellevul katle katle tevelli ettiler. Yani düşmanı takip ettiler, vurdular, kırdılar. Onları tafdil edip onlara vermedi. Alel aharin başkalarına bunları tafdil etmedi. Men gatele katilen felehu selebuhu. Hadisi şerifi mucebince kim düşmanı katlettiyse selebi de, nefli de o alacaktı. Halbuki bak Resulullah Efendimiz katilleri tercih etmedi. Katil de, katil olmayan da ordunun diğer kısmında hizmet gören de hepsi bunda müşterek oldular, müsavi oldular. Öyleyse ganimet kaidin, emirin tehdit tasarrufundadır. Beytül malın humusunu çıkardıktan sonra kalanını isterse teksim eder, isterse birisine fazla verir. Yani onun salahiyeti dahilindedir. Eğer harpten evvel her kim bir adam öldürür de onun sebebi onundur derse o vakitte katil hak dava edebilir, yoksa dava edemez. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki enne selbel mektul mektulun enne selebel mektul mektulun selebi eşyası la yecibu lil katil katile vacib olmaz bi katlihi sahibehu o kendi öldürdüğü adamı öldürdüğü sebebiyle ona vacib olmaz illa bi cealil imami illa imamın kılmasıyla olur. İyyâhu o selebi lehu katile. İmam derse ki her kim bir adam öldürürse selebi onundur derse o vakitte onun hakkıdır. Yoksa değildir. Alâ mâ fîhî o da ne üzerine alâ mâ yani ne vakitte imam bunu der? Her vakit midir? Yok. Alâ mâ ul bir şey üzerine ki fîhî anda olucudur. Selâhül müslimî Müslümanların selâhı olucudur. O da neden? Minet tahrîdî teşvik etmekten ala kıtali aduvihim düşmanlarının kıtalına Müslümanları teşvik için onu söyler. Her kim bir adamı öldürürse onun malını alsın, öldürsün alsın. Böyle teşvik için olursa imam da bunu söylerse bu vakitte haklıdır.
وقد حدثنا فهد قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن الشقيق عن رجل من بلقين Belkin'den bir adam kâle dedi ki Eteytün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldim. Vahve bi vadil kura, o da vadil kura. O Ürdün taraflarında bir Suudi ile Ürdün'ün arasında fakat Suudi'nin elinde vadil kura'daydı. Fekultu ya Resulallah limenil ma'nem. Ya Resulallah ganimet kimindir? Kâle buyurdu ki lillahi sehmin. Allah için bir sehem vardır. Ve liha ulai erbaatu esun. Bu asker içinde dört sehem vardır. Vakıtta beşe teksim edilecek. Birisi Allah için yani Beytül Mal'ın. Dördü de gazilerin. Fekultu o adam dedi ki ben dedim fehel ahadun hiçbir kimse var mıdır? Öyle kimse ki ahakku bi şeyin minel ma'nem ganimetten bir şeye daha ziyade müstehaktır min ahadin başkasında. Birisi birisinden daha fazla almaya layık öyle bir kimse var mıdır? Diğerinden fazla alsın. Kale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la öyle bir kimse yoktur. Yani ordudan birisi fazla alsın. Ötekinden onun ziyade nesibi olsun. Bu yok. Hatta sehmu. Hatta ok. Öyle ok ki yahuzuhu onu alır. Ahadüküm sizden biriniz. Min cembihi kendi cembinden ok gelmiş kendi vücuduna yanına saplanmış. O oku almış. Yakut da ok gelmiş yanına düşmüş. Yanındaki oku almış. Feleyse huve o olmadı bi hakka bihi o sehme o oku daha ziyade istihkak kesbeder olmadı min ahihi başka Müslüman kardeşinden. Bir adam ok gelmiş, kendi yanına düşmüş yahut da vücuduna değmiş, onu oradan çıkarmış, ha yanına düşmüş, ha vücuduna. Onu oradan almış. Onu ne yapacak? Gene getirip ganimeti topladıkları yere koyacak. Ganimet nerede toplanıyorsa oraya koyacak. Onu bile kendisi diğerinden ayrı olarak hak kesbedip de alıkoyamaz. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن رجل من بلقين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف محمد بن خزيمة ترك لدي إمام التحاوي روايته لدي قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردلر كأفلا ترى سنجرمز مسنكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم أفندمز جعل الغنيمة غنيمة كلدي خمسا بشته بير منها وغنيمتان لله تعالى الله için كلدي بشته بيرين الله için كلدي وأربعة أخماس birisini Allah için kıldı kalan dördünü de ashab-ı kiram için kıldı yani orduya verdi iştirak yani ashab İştirak etmeyenler. Efendim iştirak kesin etmesin orduya. Orduya kıldı. Bak ordu da hepsine müsavi verdi. Yani şehirde harbe gelmeyenler. O ordu değil ki onlar. Şehirden harbe gelenler değil. Yok onlar yok. Ordu yok. Ordudaki alır. Ha. Bütün Müslümanlar onu ortak değil. Ordu kaç kişi ise ordudaki bulunan adamları teksim edilir. Beşi. Beşte birisi Beytülmal'a ayrılır. Dördü de oradaki bulunan askere teksim edilir. Fakat esas bu hadisleri getirdiğinde o ordunun hepsi bilfel düşmanı öldürmedi. Mesela 50 bin kişi ise diyelim bu 50 bin kişinin 20 bin kişisi öldürdü, 30 bin kişisi öldürmedi. Evet. Öyleyse bu ganimeti 20 bin kişi mi alacak? Hayır. Evvelki hadis-i şerife göre bu 20 bin kişi alacak. Herkes kendi öldürdüğünü alacak. Birinci mezhebe göre öyle. 20 bin kişi her bir iştirak etti adam öldürdü. Onlar da kendi öldürdüğünü alır. Mesela birisi 10 adam öldürmüş, 10 adamın malını alır. Birisi bir adam öldürmüş, bir adamın malını alır. Kimi öldürdüyse onun malını alır. Fakat bu hadis-i şerifleri getiriyor ki hayır. Hepsi kimin elindedir? O kumandanın elindedir. Kumandan toplayacak, beşte birisini Beytülmal'a ayıracak, onu halifeye, emirül müminine gönderecek. Onun saf yeri başka. O kalan dördünü de atlıya iki, piyadeye bir teksim edilecek. Bilfiil
harbe iştirak etsin, yahut da geri hizmetlerde bulunsun, yahut da nevbetçi olsun, hepsine müsavi verilecek. Ve beyyene fî zâlike, bunu Resulullah Efendimiz beyan etti, fekâle buyurdu ki, hatta lev enne ahadekum, hatta sizden biriniz, rumiye bi sehmin, bir ok ile rem bulunsa, bir okunu atılsa, fî cembihi, yanına ok attılar, geldi, vücuduna saplandı. Feneze'ahu, onu vücudundan çıkardı. Lem yekun ehakke bihi, adam ona hak kesbetmiş olmaz, daha ziyade hak sahibi olmaz, min ahihi, kardeşinden. Kardeşinden ise, yani diğer orduda bulunan Müslüman kardeşlerinden ise, bu daha ziyade hak kesbetmiştir, bu bunundur denilemez. فَدَلَّ ذَٰلِكْ, bu delalet etti ki, اَنَّ كُلَّمَا, her bir şey ki, تَوَلَّهُ الرَّجُلْ, bir adam tevelli etti, aldı, فِي الْقِتَالِ, kitalda. وَكُلُّ مَا, her bir şey ki, تَوَلَّا غَيْرُهُ, başka birisi aldı. İster kendisi ordudan aldı, istersen başka birisi aldı. O da kimden o gayrisi de? مِمَّنْ هُوَ حَادِرَ الْقِتَالِ, şu bir kimselerden ki, kıtala hazır oldu. Yani o harpte, orduda bulundu. Öyleyse ennehuma, her ikisi de fihi, bu ganimette sevâ-ı müsavidir. Birisi harp etmiş, birisi de aşçılık etmiş. Kavuş nöbetçiliği yapmış, yahut da ordunun gerisini beklemiş. Hepsi müsavidir. Burada bir itiraz varid oluyor. Diyor ki, fe'in kâle kâilun, bir adam itiraz etse, dese ki, innellezî zekertumûhu, şul bir hadis ki siz zikreylediniz. O da neden? Min selebi Ebi Cehil'in. Ebu Cehil'in selebinden. Ebu Cehil'i iki adam öldürdü. Dün okuduğumuz hadiste. Muaz ibn Amr ibn Cemuh ile Muaz ibn Afra. İkisi de iddia ettiler ki ben öldürdüm. Resulullah Efendimiz kılıçlarına baktı. Bu iki kılıç da buna isabet etmiş dedi. Fakat selebi Muaz ibn Amr ibn Cemuh'a verdi. Buna ne diyeceksin diyor. وَمِمَّا زَكَرْتُمُوهُ فِي حَد۪يثِ عُبَادَ, bir de Ubade'nin hadisinde zikrettiğiniz ki اِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكْ فِي بَدْ, evet, Ubade'nin hadis hangisiydi? Bu hangi hadis geçtiydi yukarıda? Ubade. Hadis-i ravisi Ubade. Sizde benim gibi var. Ubade'yi şey verdi efendim işte, kendisini öldürdü, onu verdi şeylerini. Hangisi? O Ubade'nin hadis-i şerifinde. Ubade'yi verdi artık ganimeti. Yok, Ubade'yi, hadisi bırak bakalım hangi şeydeymiş o. Bu Ebu Katade. Ebu Katade hadisi var. Ebu Katade evvela Ebu Katade'yi getirdi. Avf ibn-i Halid ibn-i Malik, Avf ibn-i Malik. En sondaki hadis mi? Evet, sayfa bak. Aynen, başta da geldi. Yeserine bir an önce. Ha, şeyde Peygamber Efendimiz, evet, Bedir'de çıktı, düşmanı hezimet etti işte, evet. Ha, Ubade'nin, Hazreti Ubade'nin hadisi ki işte şimdi okuduğumuz يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالُ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ. İşte bu ayeti kerimenin sebebi nüzulünü beyan eden hadis. Ki üç taife, Ashab-ı Bedir üç taifeye ayrıldı, her birisi iddia etti. Ayet-i Kerime nazil oldu, hepsine müsavi taksim ettiler. İşte bu, Ubade'nin hadisi de bu. Diyor ki, bunlara ne diyeceksiniz madem? Ebu Cehil'in hadisiyle Ubade'nin hadisi birbirine muariz oldu demek istiyor. Ebu Cehil'de iki katil var idi, birisine verdi Peygamber Efendimiz.
Fakat öteki ganimeti de getirdi, hepsinin arasında teksim etti. Birbirine muariz oldu. Evet. اِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكْ فِي يَوْمِ بَدِرِ Diyor ki evet siz böyle getirdiniz, bunları söylediniz ama bu Bedir'de olduydı. Ebu Cehil'in selebini, Muaz bin Emr bin Cem'i haberdi. Fakat diğer ganimeti de bütün sahabeler arasında teksim etti. Bu قَبْلَ اَنْ يُجْعَلَ الْاَسْلَابُ لِلْقَاتِلِينَ Selepler, eşyalar, katillere tahsis edilmezden evvel idi. Bedir'de böyle bir tahsis yoktu. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ hadisi varid olmamıştı. Onun için Bedir'de bu oldu diyor. Ama sonradan bu kaide geldi. ثُمَّ جَعْلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sonra Peygamber Efendimiz kıldı. يَوْمَ حُنَيْنْ Huneyn harbinde el eslâbe lil katilîn selepleri katillere kıldı. Fekâle buyurdu ki men katele katilen her kim bir adamı öldürürse felehu selebuhu onun selebi eşyası onundur. Öyleyse madem böyle Bedir'de yoktu bu. Sonradan selep meselesi hakkında kendi sonradan varid oldu. Fenesehe zâlik Huneyn harbinde varid olan hadisi şerif men katele katilen felehu selebuhu hadisi neshetti. Neyi? Ma tekaddemehu Bedir'de olan hükmü neshetti. Demek Bedir'de ayeti kerime mucebince bütün taifeye teksim edilecek geldi ama bu hadisi şerif bu ayeti kerimeyi neshetti. Hadis ayeti nesheder derse böyle bir itiraz gelirse kıyle lehu bu adama denilir ki ma delle ma zekerte senin bu zikrettiğin delalet etmez ala nesh şeyin bir şeyin neshedildiğine mimma tekaddemehu geçen şeyden yani Bedir'de bu hüküm yoktu sonradan geldi de Bedir'deki hüküm mensuh oldu böyle bir şey yoktur buna delalet senin bu zikrettiğinde ona delalet eden bir şey yok لَاَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ الَّذ۪ي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sadir olan kavli şerif يَوْمِ حُنَيْنِ Huneyn harbinde مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ dedi ya يَوْمِ حُنَيْنِ de Peygamber Efendimiz'in bu kavli şerifi قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ اَرَادَ بِهِ Caiz ki Resulullah Efendimiz murad etti مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ Bunu kastetti. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا Her kim bir adamı öldürürse فِي تِلْكَ الْحَرْبِ Bu Huneyn harbinde. Bunu kastetti. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Bu hadis-i şerif neye mahsus idi? Huneyn harbine mahsus idi. لَا غَيْرِ ذَلِكَ Başkasına değil. Oraya has idi. Bu olmak caizdir diyor. Böyle olması caizdir. Yani muhtemeldir. كَمَا قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ Mekke fethinde Resulullah Efendimiz buyurduğu gibi مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنْ Her kim silahını ilka ederse o amindir. Ona bir şey denilmez. Diğer harplerde de böyle midir? Yok. Adam harp ediyordu, silahını bıraktı. Amin değildir ki o. İlla esir edilecek. İmkanı yok, o esir edilecek. Silaha terp edemiyor, esir edilecek. Mekke'de esir ettiler mi? Yok. Bitti. Bak şimdi, Mekke harbinin bir hususiyeti oldu. İşte Huneyn harbinin de öyle bir hususiyeti olabilir. O da caizdir. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu, Peygamber Efendimiz'in bu dediği olmadı. عَلَى كُلِّ مَنْ اَلْقَى سِلَاحَهُ Her silahı bırakan adamı olmadı. فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَرْبِ Mekke harbinden başka. Mekke harbine has. Her kim silahını bıraktıysa amindir. O adam öldürülmez, esir edilmez. Fakat diğer harplerde öyle değil. Esir edilir. Değil. Silahı almış da bırakmış. Çocukları, harbe iştirak etmeyen kadınları hepsi esir ediliyor. Öyleyse bu harp de Huneyn harbine mahsustur. Bu kaide de men katele katilen felehu selebuhu Huneyn harbine mahsustur. Bu caizdir yani muhakkak da demiyor. Bu böyle olmaz ihtimali var. Böyle olmak ihtimali olduğu gibi nesih yok. وَلَمَّا سَبَتَ Vaktaki sabit oldu ki اَنَّ حُكْمَ مَا كَانَ قَبْلَ حُنَيْنِ Huneyn'den evvelki hüküm اَنَّ الْاَسْلَابَ لَا تَجِبُ لِلْقَاتِلِينَ Selepler katillere vacip olmaz. Huneyn'den evvel böyleydi. ثُمَّ حَدَسَ فِي يَوْمِ حُنَيْنِ هَذَا الْقَوْلِ Sonra bu kavul
Hüneyn Harbi'nde hadis oldu. Min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den varid oldu. فَحْتَمَلَا اَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِمَا تَكَدَّمْ. Öyleyse bir ihtimal var ki hasmimizin dediği gibi فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ dediği gibi caiz ki bu hüküm evvel hükmü neshetti. وَحْتَمَلَا اَنْ لَا يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ. Caiz ki bizim dediğimiz gibi مَنْ قَتَلَ قَتِلًا فَلَهُ سَلَبُهُ. Hüneyn Harbi'ne mahsustur. Burada nasih mensuh yoktur. Buna da ihtimali var. لَمْ تَجْعَلْهُ نَاسِخًا لَهُ. لَمْ نَجْعَلْهُ. Eğer neske ihtimal olmazsa لَمْ نَجْعَلْهُ bunu kılmayız. نَاسِخًا لَهُ. Evvelki hükmü nasih kılmayız. Öyleyse حَتَّى نَعْلَمَ ذَٰلِكَ يَقِينًا. Madem bu iki türlü ihtimal oldu, biz bunu nasih kılamayız. Hatta meseleyi tamamen öğrenelim ki böyle bir şey var mı yok mu? مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ. Bedir'deki hükmü nesih mi etmiş? Yoksa مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Hüneyn Harbi'ne mahsus, arada nasih mensuh yok, böyle midir? Bunu incelemek lazım. Öyleyse şimdi araştıracağız. وَمِمَّا قَدَّلَّ اِيْذَا. Yine böyle delalet eden şeydendir ki عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ. Resulullah Efendimiz'in bu kavli şerifi leyse binasıhı nasih olmadı. Lima kana qablehu minel hükm. Bundan evvelki olan hükmü. Men katele katilen felehu selebuhu. Bedir'deki vak olan hükmü nasih olmadı. Ona delalet eden hadislerdendir. Enne Yunus'a haddesena. Yunus bize rivayet eyledi diyor İmam-ı Tahavi. Kale haddesena Süfyanu an Eyyub an İbni Sirin. أن أنس بن مالك أن البراء بن مالك براء بن مالك أخا أنس بن مالك أنس بن مالك من قرشدر بارز مرزبان الضرارة مرزبان الضرارة مبارزة etti meydan okudu çıktı o da ona çıktı ona mübareze derler tek başına ikisi birbiriyle harp ederler iki ordu iki tarafta olur birisi çıkar erdiler Türkçe'de erdiledi onun karşısına başkası da çıkar onunla muharebe eder hangisi hangisini öldürürse o ölenin yerine karşı taraftan bir adam daha ister mübareze şimdi bu Mirzeban-ı Darare'nin karşısına Bera ibn-i Malik çıkmış fete'anehu ta'anetin ona bir vuruş vurdu ki fekeserel karabuse onun eyerinin kaşını kesti. Karabuz, eğerin ön ve art kaşlarına değiller. Ve halasat ileyhi. Demek ki böyle vurmuş ki, eğerin kaşını vurmuş, ondan sonra da adama gelmiş, adama vurmuş. Ve halasat ileyhi. O adama vasıl oldu, fekatelehu öldürdü. Bera ibni Malik, bu adamı öldürünce, Mirzeban'ı öldürünce, selebini alacak. فَقَوَّمَ سَلَبَهُ 30,000 onun eşyasına kıymet koydular ki 30,000 dirhem. فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ tabi burada aldı. Eşyasını da aldı. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ hadisi mucebince onu öldürdü. Bu 30,000 riyallık o eşyayı da aldı. Ravi diyor ki فَلَمَّا صَلَّيْنَا Enes ibn-i Malik esasen rivayet eden o. Kendi kardeşinin başına geçen vekayı rivayet ediyor. Vaktaki biz namaz, es-subha, sabah namazını kıldık. Gada aleyna Ömer. Hazreti Ömer geldi. İki kardeşin yanına gelmiş. Fekale le bi Talha. Bi Talha'ya dedi ki, inna künna la nuhammisul eslab. Bu seleflerin beşte birisini biz almazdık. Bir adam bir kafiri öldürdü mü, o onun bütün eşyasını alırdı. Ondan beşte birisini Beytülmal'a versin demezdik biz. وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَى halbuki bu beranın almış olduğu bu selep قَدْ بَلَغَ مَالًا mala bali oldu yani büyük bir para bu bundan beytul mala hak alacağım dedi وَلَا اُرَانَا اِلَّا خَامِسِيهِ وَلَا اُرَانَا biz bunu görmeyiz اِلَّا خَامِسِيهِ يَا خَامِسِينَهُ nun izafe sebebiyle düşmüş اِلَّا خَامِسِيهِ اِلَّا bunun beşte birisini alacak görüyorum ben. Yani öyle gördüm ben. Fikrediyorum. Bunun beşte birisini alayım dedi. فَقَوَّمْنَاهُ 30,000 kıymet biçtik. 30,000
kıymeti tuttu. Demek ki adamın üzerinde kıymetli eşyalar varmış. Kılıcıdır, kalkanıdır, atıdır. فَدَفَعْنَا اِلَى عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ سِدَّةَ اَعْلَى 30 binin 5'te 1'i ne yapar? 6. 6 binini Hazreti Ömer'e verdi. Şimdi bu da delalet ediyor ki de, bak selepten 5'te 1 beytun malı alınır mı alınmaz mı? Demek ki emir münasip görürse hiç almaz. O vakte kadar hiç almamışlar. Fakat Hazreti Ömer o vakit almış. Bu delalet ediyor ki arada nasih mensuh yok. Eğer men katele katilen felehu selebuhu, bu nasih olsaydı, evvel kökü mensuh olsaydı, Hazreti Ömer'in 6000'i alması şeriate muhalif olurdu, zulüm olurdu. Demek ki nasih mensuh yok. Mensuh olsa, nasih olsa, mensuh olsa Hazreti Ömer alır mı? Almaz. فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ işte Hazreti Ömer yapulu buyururdu ki اِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْاَسْلَابُ biz selefleri tekmis etmezdik. Yani ondan almazdık. Bu ikramen yani, yoksa hak olarak değil. Yani adam şecaetli olsun, vurduğunu alsın, kendisinin olsun, bir iyilik olmak üzere almazdı. ثُمَّ خَمَّسَ سَلَبَ الْبَرَى Bera ibn-i Malik'in selebini tekmis etti, 5'te 1'sini aldı. Yok isterse hepsini de alır. Öyle ya, şimdi ordu olmasa bir adam gidip de bir adam öldürebilir mi? Öldüremez. Niye? Bütün ordu toplanır onu öldürür. O kuvveti kimden alıyor? Yani geriden ordudan alıyor. Demek ki ordunun faydası var. O adam evet mübarek etti öldürdü ama tek başına gidip de o kadar milletin içine girip adam öldüremezdi. Toplanır onu öldürürdüler. Yani ordu onu himaye ediyor da o da orada mübarezeyi yaptı. Öyleyse ordunun hakkı. فَدَلَّ ذَٰلِكُ Bu delalet etti ki اَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُخَمِّسُونَ Ashab-ı kiram 5'te 1 almazdılar seleflerden. وَلَهُ مَنْ يُخَمِّسُ Fakat onlar için 5'te 1'ini almak caizdir. Almıyordular ama almaları caiz idi. وَاَنَّ الْاَسْلَابَ Selefler de لَا يَجِبُ لِلْقَاتِلِينَ Katillere vacip olmaz. دُونَ اَهْلِ الْاَسْكَرِ Askerin olmasın da katledenin olsun. Yok, bu da vacip değildir. Ama ikramen o kumandan verirse verir. وَقَدْ حَدَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ Hazreti Ömer hazır idi. مَا كَانِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَوْمَ حُنَيْنِ Hüneyn'de Peygamber Efendimiz buyurduğu vakıtta Hazreti Ömer de oradaydı. Neyi buyurdu o zaman? مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُ Bu hadisi buyururken Hazreti Ömer oradaydı, bunu biliyordu. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ Hazreti Ömer'in indinde bu hadis olmadı. عَلَى كُلِّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ خَاسًّا فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu olmadı عند Hazreti Ömer'in indinde. عَلَى كُلِّ مَنْ Her bir kimse üzerine ki قَتَلَ قَتِيلًا bir adamı öldürdü. فِي تِلْكَ الْحَرْبِ O harpte خَاسَّةً o adamın olmadı. Ve Hazreti Ömer oradaydı. Öyleyse herhangi vakit bir adam bir adam öldürürse selebi onundur Hazreti Ömer. Burada hazır da eğer öyle olsa o bu sefer gidip de başka türlü muamele yapmazdı. Demek ki o bir hususiyet idi. Hani gitti öldürdü ya şeyi men katele katilen felehu selebu İbn-i Rekve daha başkası bir de Rebi'i İbn-i Rufeyya Dureyd İbn-i Sümey'i öldürdü. Evet. Katade'nin anlamadım. Katade'nin hadisine de anlayacağım. Katade'nin hadisesi de vardı. Cemel'inin ha? Evet. Yo, Cemel'i getiren Selamet-ül Rekve'ydi. Selamet-ül Rekve'yle deveyle beraber aldı geldi. Men katele hadi dediler İbn Rekve. Öyleyse felehu ecma. Selebu felehu ecma. Ebu Katade de vardı. O neydi? Ebu Katade'nin hadisi neydi? Evet. Siz bundan unutkan ya. O dünkü, daha belki dünkü de. Katade. Ebu Katade. Şehitti. Bir adam dedi ki, baktı ki diyor, Müslümanların mağlup olduğu vakıttaydı. Bir kafir, bir müşrikin üzerine çıkmış öldürüyor. Hemen arkadan geldi, onu vurdu. Hatta onun zırhı bağlıydı diyor. Arkadan öyle bir kılıç vurdum ki, o zırhının bağına uğraştı diyor. Zırhı boynuna bağlı ya. Ondan sonra adam beni bir tuttu, öyle bir sıktı ki az kaldım öleyim. Ölümün kokusunu tattım dedi.
Fakat ondan sonra adam öldü. Öldüğü gibi beni bıraktı. Ben de onun eşyasını aldım geldim işte. Katade'nin hadisi bu. Ve onu ne yaptı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ha, geldi dedi ki men katale katilen felehu selebuhu dedi Peygamber Efendimiz. Ayağı kalktı. Men yeşhedülü dedi. Kim bana şehadet eder? Oturdu. Tekrar Peygamber Efendimiz kim bir adam öldürürse selebi onundur. Yine ayağa kalktım diyor. Yine oturdum. Üçüncüde yine kalktım. Maleke ya Ebu Katade. Ebu Katade sana ne oluyor ki de bir kalkıyorsun? Demiş ki böyle böyle meseleyi anlatmış. Adamı öldürdüm. Fakat eşyası başkasının eline geçti. Bir adam oradan çıktı dedi ki evet doğrudur ya Resulullah. O adamı öldürdü. Fakat o adamın selebi bende. Sen bunu razı et de benden almasın dedi. Hazreti Ebu Bekir araya girdi dedi ki vallahi bu olmaz dedi. Adam öldürsün sen de git selebini al. O vakitte hiçbir kimseye git de düşmanı öldür denilmez. Binaenaleyh onun hakkıdır vereceksin dedi. Verdiler. O da diyor ki o zırhı ben sattım. Onunla Beni Seleme'de bir bostan yeri aldım ki İslamiyet'e ilk benim resim alım bu oldu. Hatta onu da kaça sattım dedi. Feba'u bi khamsi uvak. Beş uvak. Beş okiye gümüşe. Yani 50 dirhem gümüşe satmış. Ebu Katade'nin hadisi de dün okuduk, dün unuttuk. Hani dünkü o şeye de baktım. Ebu Cehl'i katleden dünkü rivayette iki Muaz. Muaz ibn-i Amr ibn-i Cemuh, Muaz ibn-i Afra. Yani diğer İmam Bukhari'nin rivayetinde de geliyor ki iki kardeş, Afra hanımın oğulları Muaz ve Muavviz. Muaz ve Muavviz ikisi katletti. Fakat demek ki bu rivayetlerden sabit oluyor ki üçü iştirak etmişler. Hatta orada İkrime oradaydı. Onların birisine vurdu. O vurduğu Muaz ibn-i Amr ibn-i Cemuh'muş. Vurduğu gibi onun kolunu kopardı. Yalnız bir deri kaldı. Hatta akşama kadar o Bedir Harbi'nde o kolu sallanıyor. Gene de harbe devam ediyordu. Diyor ki en nihayet baktım ki beni eziyet ediyor. Mani oluyor bu kolum sallanıyor. Kolumu koydum, ayağımdan bastım, deriyi koparttım diyor. Gene harbe devam ettim. Ve vefat da etmemiş. Ta Hazreti Osman'ın zamanına kadar da yaşamış. Muaz ibn Amr ibn Cemuh. Fakat öteki rivayetlerde bunu hiç getirmiyorlar. İki kardeş öldürdü diyorlar. Halbuki bu da orada iştirak etmiş. Şimdi bu raviler demek ki rivayet eden birisi ikisini görmüş. Ravinin birisi iki kardeşi görmüş. Birisi de belki ikisini görmüş. Bundan da anlaşılır ki üçü de iştirak etmişler. Üçü de iştirak etmişler. Fakat rivayette üç lefzi gelmiyor. Birisi iki mazi zikrediyor, birisi de iki kardeşi zikrediyor. Evet. Fakat kâne Ebu Talha hadara zâlike eydâ. Ebu Talha da hazır idi bi Hüneyn. Hüneyn de Peygamber Efendimiz men gâtele gâtilen felev selebû derken o da oradaydı. Ve kadâ lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz de ona hükmetti ve eslâbil katlâ, ölülerin seleplerini ellediğini katelehum. Öldürdü. 20 adam öldürmedi mi bu Talha? Evet. 20 adam öldürdü ve seleplerini de aldı. O da oradaydı. Halbuki Hazreti Ömer gelip de Bera ibn Malik'in selebini tehmis ederken Ebu Talha oradaydı gene. Ya Ömer sen haksızlık yapıyorsun, bunu almaya hakkın yoktur dedi mi? Demedi. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ مُوْجِبًا. Öyleyse bu Talha'nın böyle yapması da bir adam öldürdü mi bir adamı, onun selebi onundur, onun mucib değildir. Resulullah Efendimiz tekerrümen, tafaddülen onlara vermiş. Yani onlar illa vaciptir manasını değil. بِخِلَافِ مَا أَرَادِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Evet. Ebu Talha 20 kişinin selebini aldı. Hüneyn'de. Hüneyn hilafını buldu. بِخِلَافِ مَا أَرَادِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي سَلَبِ الْمِرْزَبَانِ. Mirzeban'ın selebini Bera'ya aldığında onun hilafını buldu. Niye Ebu Talha 20 kişinin selebini aldı? Bundan kumus çıkmadılar. Halbuki Bera ibn Malik Mirzeban'ın selebini aldı. Hazreti Ömer geldi onun kumusunu aldı. Ebu Talha orada 20 kişinin selebini aldı, kumus vermedi. Beride de Mirzeban'a Hazreti Ömer geldi dedi ki ben bunun kumusunu alacağım. Çünkü büyük bir mal dedi.
Bak, Ebu Talha bir şey demedi. Demek ikisi de birbirine muhalif gibi geldi. Geldi ama değil, hakikatte değil. Demek ki selef meselesi bir tafaddül ve tekerrüm meselesi. Vücub değil. Vücub ifade etmiyor. Fakat kâne Enes ibn-i Malik radıyallahu ta'ala an hadiren zâlikeyde. Enes hazır idi. Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi Huneyn. Huneyn'de Peygamber Efendimiz'den sadir olunca bu hadisi şerif oradaydı. Ve min Umar'a fi yevmil bera. Bera'nın gelip de elinden beşte birini aldığında o gene Enes de oradaydı. İkisinde de oradaydı. Fekâne zâlike indehu. Evet. Onun indinde bu oldu. Alâ mâ râ Ömer. Hazreti Ömer'in gördüğü üzerine alâ hilâfi zâlik. Bunun hilâfını oldu. Yani Hüneyn'de ki meselenin hilâfını oldu. Hazreti Ömer'in gidip de Bera İbn-i Malik'ten alınıyor. Beşte bir 30 binin, 6 binini alması onun hilâfını oldu. E hilâfını olunca bundan ne anlaşılıyor? Arada vücub yok. Vücub meselesi yok. فَهَاُولَا يَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Peygamber Efendimiz'in ashabı bunlar. لَمْ يَجْعَلُوا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمُ حُنَيْنِ Peygamber Efendimiz Huneyn harbinde buyurmuş olduğu hadisi şerifi kılmadılar. Hadisi şerif مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Bunu kılmadılar. Ne üzerine? عَلَى النَّسْخِ Nesh üzerine kılmadılar. Neyi nesh? لِلْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ لِذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ Yevmi Bedir'deki vak olan hükmü nesledici kılmadılar. Öyleyse kâle kâilun fe in kâle kâilun diye itiraz etti ki bu nasih mensuhtur. Yok, bu mesele yok. İşte bak, sabit oluyor. Ve haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Abdullah ibn Yusuf kâle haddesene Yahya ibn Hamza kâle haddesene Abdurrahman ibn Sabit ibn Tevban enne ebâhu akberehu ennehu se'ele mekhûlen İmam Mekhûl'a sormuş babası ki اَيُخَمَّسُ السَّلَبِ Selebin beşte biri alınır mı Beytül Mal için? قَالَ فَقَالَ İmam Mekhul dedi ki حَدَّسَنِي Enes ibn-i Malik اَنَّ الْبَرَى اَبْنَ مَالِك Enes ibn-i Malik rivayetiyle dedi ki Bera ibn-i Malik بَارَزَ رَجُلًا مِنْ عُزَمَاءِ فَارِس Faris'in büyüklerinden birisiyle mübareze etti, Mirzeban ile. فَقَتَلَهُ öldürdü فَاَخَذَ الْبَرَى Bera aldı selebehu onun eşyasını aldı. فَكَدَبَ ف۪يهِ اِلَى عُمَرِ Hazreti Ömer'e yazdı. Yahut da فَكُتُبَ yazıldı ف۪يهِ اِلَى عُمَرِ Hazreti Ömer'e yazdılar. فَكَتَبَ عُمَرُ اِلَى الْاَمِيرِ Hazreti Ömer emire yazdı ki اَنِقْبِدْ اِلَيْكَ قُمْسَهُ Onun beşte birini sen al. وَتْفَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ Beşte birini al, gerisini de kendisine ver. فَقَبَدَ الْاَمِيرُ قُمْسَهُ Emir onun beşte birisini aldı. Ne demek bakiyesini ona ver? Eğer emir bakiyesini de vermediyse vermez. O doğrudur. Ama ver derse olur. Bu selahiyet emirin elinde. فَهَذَا مَكْحُولِ İşte İmam-ı Mekhul قَدْ زَهَبَ اِذَا Zahib oldu bu meselede فِي الْاَسْلَابِ اِلَى مَا ذِكَرْنَا Selep hakkında bizim zikrettiğimize. مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ Bu hadisi şerif kumandan tarafından, emir tarafından bir harpte ilan edilirse tatbik edilir. Yoksa öldürse bile öldürdüğü adamın malını getirip ganimete koyacak. Koyması haramdır. Çünkü ganimetten bir şey almak haramdır. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an zamanında Sind'i fethettiler. Şimdiki Pakistan'ın Sind kısmı var ya, Sind'i aldılar, bir sepet cevahirle dolu, gayet kıymetli taşlarına aldı getirdi, Beytül Mal'a onu koydular. Ona baktılar, dediler, kumandan dedi ki, bu taşlar kıymetli taşlar, ordunun hakkı var. Biz bunu Ömer'e gönderelim, orduya dedi ki, eğer hakkınızdan tenazül edersinizse, Hazreti Ömer'e gönderelim, Beytül Mal'da Müslümanlara sarf etsin. Bütün ordu halkı razı oldu. O sepeti yolladı. Geldi gece vakti, akşam üzeriydi. Hazreti Ömer'e dediler ki biz İran'da şeyden geldik. Sint'ten geldik. İşte bunları da emir gönderdi. Ama ne getirmişler haberi yok. Dedi ki peki bir nevbetçi koydu. Harem-i Şerif'te bunu bekle. Sabahleyin bakalım. Bunu teksim edecek Müslümanlara.
gece rüyasını rüyada gördü ki kendisini iki adam tutmuş cehenneme götürüyorlar. Yalvarıyor, yahu etmeyin, ne yapıyorsunuz? Hayır, çekiyorlar, seni cehenneme atacağız. Zor şer, uykudan uyandı. O dedi, bu ne var? Ben dün ne yaptım? Haddesana Yunus kâle akbarına. Şeyde 320, 30'un şeyinde hocam, ortasında. 230. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. فَهَذَا مَكْحُولٌ قَدْ ذَهَبَ اِذَا فِي الْاَسْلَابِ اِلَى مَا ذَكَرْنَا. İşte İmam Mekhul da diyor, bizim bu zikrettiğimiz meseleye sahip oldu ki, yani selep, mektulun selebi imama aittir. İmam eğer katile verirse verir, vermezse ordunun malıdır. فَقَدْ حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنِ اِبْنِ شَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ اِبْنِ مُحَمَّدْ قَالَ سَمِيَةُ رَجُدًا. Kasim İbni Muhammed İbni Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlunun oğlu, torunu Kasim, ki Medine'nin 7 meşhur aliminden birisi. Kasim İbni Muhammed. Tarikat-ı Aliye'nin de en büyükleri. Farsi'den sonra. Evet. Semiyatu racülen, bir adamı eşittim ki Yeser İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas'a sorardı. Anil enfal, enfaldan sorardı. Enfal nedir? فقال ابن عباس عبد الله بن عباس buyurdular ki الفرس من النفل. At bile nefeldendir. Yani orduda toplanan silah, zırh, kurşun, yiyecek, içecek, hatta feres bile, at bile nefeldendir. ثم عاد لمسألته, tekrar sualına avdet etti. فقال ابن عباس ذلك إذا. Bu adam tekrar sordu, tekrar dedi ki الفرس من النفل. At nefildendir dedi. Sümme kâle racül, adam dedi ki el enfalülleti kâlellâhu fî kitâbihi mâhiyye. Cenab-ı Hak Kur'an'da zikrettiği enfal nedir? Ve yes'elûneke anil enfal, bu ayeti kerimede zikredilen enfal mâhiyye nedir? Kâlel Kâsim, Kâsim ibn-i Muhammed buyurdular ki felem yezel yuhâviluhu, oraya bir vav yapın. Vav noksan akşam beni düşündürdü durdu bu. Yuhâviluhu. Felem yezel yuhâviluhu. Evet. Bu muhavelede zahir olmadı, daim oldu. Hatta kâde yuhricuhu. Az kaldı ki Abdullah bin Abbas o sual eden adamı çıkara. O sual soruyor. Cevap verdikçe tekrar soruyor. Cevap verdikçe tekrar soruyor. Yani o kadar Abdullah bin Abbas bunu aldı ki az kaldı adamı huzurundan kovsun çıkarsın. Felem yezel yuhâviluhu o. Felem yezel yuhâviluhu, yani o muhavelesinde sualında devam etti. Zahir olmadı, daim oldu. Hatta kâde yuhricuhu. Yani az kaldı ki Abdullah bin Abbas onu çıkar oradan. Haddesene ibn-i Mecduh kâle haddesene Ebu Amir kâle haddesene Malik yani Zühri yani Kasim ibn-i Muhammed أن رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال. Bir adam Abdullah ibn Abbas'a enfaldan sual sordu. فقال buyurdu ki السلب والفرس من الأنفال. Ölen adamın eşyası, ati, hepsi enfaldandır. حدثنا يونس وربيع المعزن قال حدثنا بشير بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت جالسا عنده. قاسم بن محمد dediler ki ben Abdullah ibn Abbas'ın yanında oturuyor idim. فأقبل رجل من أهل العراق, Irak halkından bir adam geldi. فسأله عن السلب, مقتولun selebinden sordu. فقال Abdullah ibn Abbas buyurdular ki السلب من النفل, mektulun eşyası nefildendir. Ve fin nefli el humusu, nefilde de humus vardır. Beşte biri beytül malındır. Fehâze ibn-i Abbasin radıyallahu teâlâ anhuma, işte Abdullah ibn-i Abbas kad ce'ale fisselebi selepte kılde el humuse humusi. Öldürülen adamların eşyasını toplarlar, ona selep derler. O selep de
ganimet malıdır. Onun beşte biri Beytulmal'a ayrılacaktır. Nefel, selep aynı şekilde. Hı? Nefel. Nefel umumi. Selep öldürülen adamın eşyası. Bir adam öldü, onun hususi eşyası o selep. Ama nefel umumi. Bu öldürülen adam olsun, öldürülmeyen adam olsun, ordunun mali olsun, hepsi birden nefel. وَجَعَلَهُ مِنَ الْاَنْفَالِ O selepte humus vardır ve bunu da enfaldan kıldı. وَقَدْ كَانَ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah bin Abbas bunu kendiliğinden söylemedi. Bunu Peygamber Efendimiz'den bildi. Evet. مَا ذَكَرْنَهُ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَقَدْ كَانَ Alime min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bildi. Ma ol bir şey ki kad zekerinahu fe evveli hazel bab. Bu babın evvelinde bizim zikrettiğimiz hadisi şerifi de Peygamber Efendimiz'den bilmiştir. Men katele katilen felehu selebuhu. Onu bildiği halde selebi nefilden kıldı. Ve hem onda da humusi tecviz etti ki o humusi çıkarılacak. Evet, o bu babın evvelinde geçen şeyde neden? Min teslimihi ile Zübeyir. Peygamber Efendimiz Hazreti Zübeyir'e teslim ettiğinde neyi selebel katilil lezî kâne katelehu. Hüneyn'de katletmiş olduğu adamın selebini Hazreti Zübeyir'e verdi. Abdullah ibn Abbas bunu biliyordu. Fakat fetvasında ne dedi? Selepte humus vardır ve o nefildendir. Peki Hazreti Zübeyir'e Peygamber Efendimiz verdi. Ondan humus almadı. Ve bir tür şeye de nefelin enfalın içine de katmadı. Diyor ki bak öyle Abdullah ibn Abbas bunu biliyordu. Ve böyle fetva vermesinden anlaşılıyor ki kumandanın emrine tabidir. Kumandan selebi katile verirse verir, vermese ordunun malıdır. Fedelle zalik bu delalet etti ki enne ma tekaddeme tekaddüm eden şey min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den يَوْمَ بَدْرٍ Bedir günü لَمْ يَكُنْ عِنْدَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَنْسُوْخًا Abdullah ibn Abbas'ın indinde mensuh değil idi. Hani dünkü derste dedi ki caiz ki bu evvelden var idi, sonradan nesk edildi. Yani enfal bütün ordunun maliydi. Teksim edilirdi. Fakat Hüneyn harbinde مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ hadisi şerifi sadir oldu. Binaenaleyh bir adam öldürürse ordunun mali olmaz da öldürenin mali olur. Öyleyse bu ikinci hadis Bedir'deki vakı olan hükmü nesgeyledi. Buna cevaben getiriyor ki bak Abdullah ibn Abbas meseleyi bizden daha iyi biliyor. Nasih mensuh bir şey kıldı mı? Kılmadı. Nasıl fetva verdi? Fetvasında soran adama Irak'tan gelip de soran adama ne dedi? Dedi ki selepte humus vardır. Beytülmal'ın humusi vardır. Ve selep de nefildendir. Ve ennemâ qadâ bihî min selebil katîl. Fakat katîlin selebinle hükmetî ellezî katelehu Zübeyir. Hazreti Zübeyir katletti ve onun selebini Peygamber Efendimiz Hazreti Zübeyir'e verdi. Evet, buna gelince innemâ kâne bu oldu li kavlin bir söz için ki kâne kad tekaddeme minhû. Peygamber Efendimiz'den evvelce söylenmiş idi. Evvelce her kim bir adamı öldürürse selebi onundur. Böyle bir söz olmuştu. Onun için ona verdi. Evli mâna ayrı sâlik. Yahut da bundan başka bir mana var. Bizim bilmediğimiz bir şey var. Resulullah Efendimiz onun için Hazreti Zübeyir'e onu verdi. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَر۪يقِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْاَثَارِ Eserlerin manalarını tasih tarikinden işte bu babın hükmü budur. Lehde, aleyhde her iki tarafın delillerini uzun uzadıya zikretti ve netice şuna bağladı ki selep kumandanın emri olursa men katele katilen felehu selebuhu hükmünce katile verilir. Yok, emri olmazsa onun ganimet malına katılır ve beşte biri bir tür malı çıkarılır. Ve emma veçhün nezari fî zâlik. Peki kıyasa gelince bu meselede nazar kıyas nedir? Fe inna kad ra'ayna al-imama. Biz gördük ki imam lev ba'ase seriyete bir müfreze gönderse ve huve fi daril harbi. İmam da daril harpte. Yani orduyu çekmiş gitmiş. Darul harpte
bir yerde ordu kurulmuş. Fakat etrafa seriyeler gönderir. Zaten usulüyledir. Ordu bir yere gitti mi 50-60 bin kişi. Ondan sonra sağa sola 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi müfrezeler gönderir. Böyle bir ordu Darül Harp'te kurulmuş, etrafa da seriyeler, müfrezeler gönderilse ve tehallefe huve ve sairul asker. İmamın kendisi ve bakiye kalan asker de tehallef etseler. Yani mudiyyi ma'a, müfrezeyle beraber gitmekten tehallef etseler. Yani müfreze gitti, kendiler oturdular, gitmediler. فَغَنِمَتْ تِلْكَ سَرِيَّةُ غَنِيمَةً. O seriye bir ganimet elde etse, كَانَتْ تِلْكَ الْغَنِيمَةُ غَنِيمَةُ olur. بَيْنَهُمْ o müfrezenin arasıyla ve beyne sair ehlil asker, ehl-i askerin sairin arasında olur. O müfrezenin getirdiği ganimet hepsinindir. Sade getirenlerin müfrezenin değil ya. Ordu da ona katlaşır. Ordunun da hakkı var. وَاِنْ لَمْ يَكُونُوا تَوَلَّوْ مَعْهُمْ قِتَالًا. O ordu müfrezeyle beraber gidip harp etmediği ise de ordunun da hakkı vardır. وَلَا تَكُونَ هَذِهِ السَّرِيَّةُ اَوْلَى بِمَا غَلِمَتْ. O müfreze getirdiğine evla olamaz. O kendisi gitti, getirdi, kendilerine aittir. Orduya vermezler, böyle bir şey yok. Hepsinin ortaktır. Evet. Evla bima ganimet, ganimet ettiğine evla olamaz. Neden? Min sair ehlil asker, ehli askerin diğerlerinden daha evla olamaz. Ve inkânet gâtelet, her ne kadar o müfreze kital ettiyse de, hatta kâne an gitâleha, hatta onun kitalından olduğu ise de, ney ma ganimet, getirdiği ganimet onların harbi dolayısıyla, kitali dolayısıyla olduysa da, sadece kendilerin değildir, ordunun hepsinin hakkıdır. Kıyas, bu mesele bu. Öyleyse bu meseleye kıyas edersek ise bir adam bir katili öldürürse onun selebini kendisi alamaz. Herkesin hakkı var onda. وَلَوْ كَانَ الْاِمَامُ نَفَلَ تِلْكَ سَرِيَّةَ. Eğer imam o seriyeye nefeli verse لَمَّا بَعَثَهَا gönderdiği vakıpta. Evet. Neyi? اَلْخُمُسَ مِمَّا غَلِمَتْ. Diyor ki gidin vurun getirdiğinizin beşte birisini ben size vereceğim dese, humus onlara nefletse, müfrezeyi bir yere götürüyor, diyor ki bir getireceğiniz ganimetin beşte birisini size vereceğim. Kâne zâlike, bu olur daha o seriyeye alâ mâ nefedahâ iyyâhul imam, madem imam onlara vaat etti, beşte birisini onlara verdi, caizdir, olur. Ve kâne mâ bakiye, o beşte birisinden bakiye kalan da olur. Mimma ganimet. Bu müfrezenin almış olduğu ganimetten beşte birisini onlara imam verdikten sonra gerisi olur. Beyneha ve beyne sair ehlil asker. O müfreze ile diğer askerin arasında olur. Demek ki beşte birisini o müfreze getirir eğer imam vaat etmişse. Diğeri de gene bütün ordunun içerisinde o müfreze de dahil beraber teksim ederler. Yani ordunun diğer kısmı diyemez ki siz beşte birisini aldınız daha hakkınız yoktur diyemez. Yani onların ayrıca orduda teksimde ne hissesi ne hisse düşerse onların da kendi hisseleri var. فَكَانَتْ سَرِيَّةُ الْمَبْعُوسَةُ Be'as edilen o seriye oldu. لَا تَسْتَحِقُّ مِمَّا غَنِمَتْ Ganimet aldığı şeye istihkak kesbetmedi. دُونَ سَائِرِ اَهْلِ الْاَسْكَرِ اَهْلِ اَسْكَرِنْ سَائِرِنْ başka. İlla ma khassaha bihi al-imam dunuhu. İlla imam ne tahsis ettiyse onu alabildi. İmam ne dedi? Beşte birisini size vereceğim. Peki beşte birisini ver. Eğer demeseydi o beşte birisini de alamazdılar. Fe nazaru ala zalik. Buna kıyasen en yekune kezalik böylece ola kullu men kana fi min ehli al-asker fi dar al-harb. Dar-ı harpte ehli askerden herkes de böyle ola. لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا دَارُ الْحَبْدَ bulunan askerden hiçbirisi istihkak kesbedemez. مِمَّا تَوَلَّا أَخْذَهُ مِنْ أَسْلَابِ الْقَتْلَى وَغَيْرِهَا Öldürdüğü adamların seleplerinden yahut başkasından almış oldukları mala istihkak kesbedemezler. اِلَّا كَمَا يَسْتَحِقُّ مِّنْهُ سَائِرُ اَهْلِ الْأَسْكَرِ Askerin diğerleri, ordudaki diğerleri nasıl istihkak kesbederse bunlar da onlar gibi ayrıca hususi bir imtiyazları yok. Orduda da zaten kaide.
bütün mali cem ederler, askeri de hesap ederler, o meblağı teksim ederler. Atlıya 2, piyadeye 1. Artık kaç dirhem düşecek, ne kadar düşecek ona göre teksim ederler. Hatta ona da bazı at olur, deve olur, eşya olur, kıymet korlar. Hepsinin kıymetini toplarlar. Mesela 200 bin dirhem etti. Orduda ne kadar adam var? 10 bin adam. Adam başı ne düştü? Adam başı 10 dirhem düştü. 10 dirheme karşı eşyayı verirler. Şayet verdikleri eşya fazlaysa, mesela 20 dirhemlik bir şey verdi. 10 dirhem kendisinin hakkı. 10 dirhem ondan alırlar. Çünkü başkasına verecekler. Yahut iki adama verirler. Bu mesela bir at getirdiler. Diyelim 40 dirhem. Adam başı 10 dirhem düşüyor. Ne yapacaklar? 4 adama bu atı verirler. Onlar aralarında satsın paylaştılar. İlla en yekûne l-imâmu imam olmuş ise nefelehu min zâlike şey'en. O ganimetten bir şeyi nefel olarak vaat etmiş ise feyekûnü zâlike o nefel olur lehu o vaat edilen adama bitenfîlil imâmi imamın ona nefel vermesiyle vaat etmesi sebebiyle olur. La bi gayri zâlik yoksa kendisi gidip de adamı öldürdüğünden dolayı değil. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ اِذَا İşte bu babda nezerde budur. Demek ki burada kıyas ve rivayet edilen hadisler, sonki hadisler birbirini teyit ettiler. Öyleyse وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ İşte bu üç imamın da kavli budur. Bu ispat etmiş olduğumuz kavli bunlar almıştırlar. Hem hadisle ispat etti hem de kıyasla ispat etti. Yani hulase ganimet eğer imamın vaadi yoksa bir adam isterse 100 adam öldürsün. Hiçbirisinin malını kendine tahsis edemez. Getirip ortaya koyacak. İmam onları teksim edecek. Diğer adamlarla beraber teksim edecek. Yok imam ya kumandan evvelden bir vaadi varsa o vaadi mucebince onlar hususi mallar alabilir. Beşte bir mi demiş? Yahut da bir adamı öldürürsen ise onun selebi sene olsun böyle mi demiş? Nasıl vaat etmişse o vaat yerine gelir. Vaat sebebiyle, harp sebebiyle değil. وَقَدْ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْوَلِيدُ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّسَنَا صَفْوَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَوْفِهِ قال الوليد وحدثني صور عن خالد بن معدان عن جبير عن عوف وهو ابن مالك عوف بن مالك ذن روايته الذي dedi ki enne medediyen bir mededi orduya yardım eden bir adam yani esas ordudan değilmiş ordu çıkmış gitmiş orduya birisi de yardımcı olarak gelmiş bizde ona ne derler gönüllü gönüllü meded olarak gelmiş mededi رافقهم في غزوة موتة موتة حربنده orduya iştirak etti ve enne rumiyen bir Rum da kâne yeşuddu alel müslimin müslümanlara hücum ederdi ve yakri bihim onları gelir vururdu karaya gelir onlardan vurur vurur giderdi fetalattafe lehu zâlikel medediyyü o yardımcı olan adam hile yaptı. Talattuf etti ki yani gizli bir desise yaptı. فَقَعَدَ لَهُ تَحْتَ سَخْرَةٍ Bir taşın dibinde oturdu. Gizlendi. فَلَمَّا مَرَّ بِهِ O Rum gelip vurup vurup gidiyor. O taşın dibinde gizlendi. O Rum tam gelip oradan geçerken arkada فَرَسَهُ Onun atının arkasından yapıştırdı. Vurdu. Atını vurdu. وَخَرَّ الرُّومِيُّ لُكَفَى Ata kırıcı vurduğu gibi at yaralandı, düştü. Rum da üzerinden düştü. فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ Rum düşer düşmez hemen kırıcının üzerine çıktı. Rum'u öldürdü. فَاَقْبَلَ بِفَرَسِهِ وَسَيْفِهِ وَسُرْجِهِ وَلِجَامِهِ وَمَنْتِقَتِهِ وَسِلَاحِهِ Atını aldı. Kırıcını aldı. Atın eyarını aldı. Atın yularını aldı. At öldü. Atta bir şey kalmadı. Ama diyor yok. Fakat böyle bir feres demek ki at ölmemiş. Atını aldı. He?
Yaralanmış. Kılıcını, yerini, yularını, sonra adamın belindeki mıntıkasını, silahını adamın aldı. Küllü zâlik müzehebin bi zehebi vel cevher. Bunların her birisi de altınla, cevherine süslenmiş idi. Kıymetli şeyler. İlâ Halid ibn-i Velid. Bunları aldı, Halid ibn-i Velid'in huzuruna geldi. Yani gönüllü olursa işte böyle olardı. فَأَخَذَ مِنْهُ خَالِدٌ طَائِفَةً Halid baktı onların bir kısmını ondan aldı وَنَفَلَهُ بَقِيَّتَهُ Bir kısmını da gerisingir ona verdi. Bir kısmını aldı, bir kısmını ona verdi. فَقُلْتَ عَفُ بْنِ مَالِكِ diyor ki ben Hazreti Halid'e dedim ki ya Halid مَا هَذَا senin bu işlediğin doğru değil. Bunu niye böyle yaptın? اَمَا تَعْلَمَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sen bilmiyor musun ki Resulullah Efendimiz نَفَلَ الْقَاتِلَ اَسْسَلَبَ كُلَّهُ Bir adamı öldürdü mü onun selebini hepsini katile verir idi. Bunu bilmiyor musun? Kim bir adamı öldürürse onun selebi hepsi onun idi. Bu adamın elinde niye bir kısmını aldın? Hakkın yok almayacaktın. Hepsini bu adama verecektin. Dedi. قَالَ بَلَى Halid dedi ki evet senin dediğin doğrudur. وَلَاكِنِّي اِسْتَكْسَرْتُ Lakin bu çok. Hepsi kıymetli şeyler. Bu adama vereyim ya orduya bir şey kalmasın mı? Yani çok gördü gözünde. Bunun için hepsini vermedi. Bir kısmını verdi. فَقُلْتُ اَوْفِ بْنِ مَالِكِ dedi ki وَاللّٰهِ ben Allah'a yemin ederim ki لَاُعَرِّفَنَّكُمَا ben her ikinizin meselesini Peygamber Efendimiz'e bildiririm. لَاُخْبِرُ demedi de لَاُعَرِّفَنَّ elbette tarif ederim. كُمَا ikinizi. Yani bu meseleyi ben tamam Resulullah Efendimiz'e bildiririm. İnde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in önünde bunu söylerim. قَالَ عَوْفٌ Avf ibn-i Malik diyor ki فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Mü'te Harbi'nden döndük, geldik Peygamber Efendimiz'e huzuruna girdik. اَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ Halid'in böyle yaptığını haber verdim. Ki ya Resulullah, Halid böyle bu adama zulmetti, bunun selebinin bir kısmını elinden aldı. فَدَعَاهُ وَاَمَرَهُ Hazreti Halid'i çağırdı, dedi ki وَاَمَرَهُ اَمْرِتِّ اَنْ يَدْفَعَ اِلَى الْمَدَدِيِّ O yardımcı gönüllü adama vere بَقِيَّةَ سَلَبِهِ Almış olduğu selebi de iade edip ona vere. Zaten bir kısmı bu mededinin elinde. Almış olduklarını da bu adama iade et, ver diye emriyledi. فَوَلَّ خَالِدٌ Halid gitti, لِيَدْفَعَ سَلَبَهُ Gitti ki onun eşyasını ala getirsin, getirsin versin. فَقُلْتُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ diyor ki ben dedim ki كَيْفَ رَيْتَ يَا خَالِدْ Ya Halid gördün mü? Dedim bak ben ilkek adamım. Tehlikemizi yerine getirdin mi getirmedin mi? اَوَلَمْ اُوْفِ لَكَ بِمَا بَعَدْتُكَ اُوْفِ Orada da vav yok. Vav-i noksan yazmış. He? اَوَلَمْ اُوْفِ Ben ifa etmedim mi? اُوْفِ'den اَوْفَ اِفَادَ He? Ufi yani ufi. Evfa yufi. Ben vefa etmedim mi? Leke sene bima vaattüke. Sana vaat ettiğim şeyi yerine getirmedim mi? Sana vaat ettim ki bak ben Resulullah'a gider haber veririm. İşte bak geldim haber verdim. Ve o adamın hakkını senden aldım. Gördün mü beni yani? Fegadiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bu sözden gadeplendi. Ve kale dedi ki ya Halid la tuati ya Halid hiçbir şey vermedi. Aldığını verme dedi. Aslında gazetlendi Peygamber Efendimiz. Yani Evfi bin Malik'in böyle demesinden Peygamber Efendimiz gazete geldi ki ya Halid ben sana ver dedim ama verme dedi. فَاَقْبَلَ عَلَيَّ Ondan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki Evfi bin Malik bana döndü. Dedi ki fekale dedi ki هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوا اُمَرَائِ Siz benim emirlerimi bırakmıyor musunuz? Ne yakalarından yapışmışsınız? Benim emirlerimi terk etmez misiniz? لَكُمْ صَفَّةُ اَمْرِهِمْ Onların işlerinin iyileri size olsun. Ve aleyhim kederuhu. Kederleri de onların üzerine olsun. Onlar zahmet, meşakkat çeksinler. İyi, ganimette de siz bol bol ganimet alın. Orduyu kim idare etti? Halid idare etti. Bu zaferiyeti kim kazandı? Ve dedi, gitmiş bir adamı öldürmüş. Onda bütün ganimeti, kıymetli şeyler de onda olsun. Demek siz bunu mu istiyorsunuz? Bu olmaz dedi.
Efela tera, şimdi Peygamber Efendimiz demek ki o medediye verilmesin, biz tafaddülen, tekerrümen demiş. Yoksa onun bir hakkı yok. Onun için diyor ki efela tera, sen görmez misin? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kat kâne emere Halid'en, Halid'e emrettiydi. Bir de fi bekiyyeti selef ile mededi. Selef'in bekiyyesini medediye verilmesini emretmiş idi. Felemma tekelleme avfun bima tekelleme bihi. Vakbeki avf söyledi ki sözü söyledi. Peygamber Efendimiz gazeplendi. Emere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'en. Peygamber Efendimiz Hazreti Halid'e emretti. En la yedfe'ahu ileyhi, o mededi vermeye, hiçbir şey vermeye. Bu evvelden ne vermişti işte o. Yani sonrakisinin vermesi ne demek ki? Şimdi burada bir adam bir adamı katletti mi, selebi onun olsaydı Peygamber Efendimiz hepsini mecburi verirdi. Ama değil. Evet. Fedelle zalik, bu delalet etti ki enne selebe selef lem yekun vaciben lil medediyyi. O gönüllü giden askere vacip değildi. Hepsini almak ona vacip değildi. Bi katlihillezî kâne zâlike selebu aleyh. O Rumi'yi öldürdüğünden dolayı selebin hepsi kendisine, kendisinin hakkıdır. Yok, bu vücuben hakkı değildi. Leennehu lev kâne vâciben lehu. Eğer onun olması vacip olsaydı, bizalik o Rumi öldürdüğünden dolayı, İzen bu takdirde lema menahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz men etmezdi o selebi, o medediden men etmezdi. Bi kelamin, bir söz ile ki, bir söz sebebiyle ki kâne min gayrihi, mededinin gayrisinden geldi o kelamda. Yani mededinin kendisi istemedi. Kendisi de bir şey söylemedi. Gayrisi kim? Afif bin Malik, söyleyen o. Onun sözü sebebiyle medediğinin hakkını Peygamber Efendimiz ketmetmezdi. Demek vacip değil. Velakinne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emere Halid'en, Hazreti Halid'e emretti. Bidef'ihi ileyhi. O sebebi medediye verilmesini, vermesini emretti. Ve lehu def'uhu ileyhi. Hazreti Halid'in onu def etmesi kendi selahiyetinde. Niçin emretti? Demek ki Halid'in selahiyetinde. İsterse def eder. Onun için emrettiydi. Ve emerehu ba'de zalike bimen'ihi minhu. Ondan sonra da Resulullah Efendimiz gazeplendikten sonra ya Halid verme dedi. Men etti. Bunun için dedi ve lehu men'uhu minhu. Demek ki yani Halid'in selahiyetinde, isterse men eder. Selahiyet kimde oldu? Halid de, kumandanda. İsterse verir, isterse vermez. Bu iki selahiyet onda olduğundan Resulullah Efendimiz evvela dedi ki senin selahiyeti dahilindedir. Verirsen ver, ver diye emretti. Sonradan da Resulullah Efendimiz gazeplendi. Halid, senin selahiyetin nedir? Verme. İkisi de Resulullah Efendimiz'den ona verilen selahiyet. İsterse verir, isterse vermez. Kekavli Ömer ibn al-Khattab radıyallahu ta'ala an Ebi Talha. Hazreti Ömer'in Ebu Talha'ya kavli gibi fi hadisi Bera ibn Malik, Bera ibn Malik'in hadisinde اَلَّذ۪ي قَدْ زَكَرْنَهُ Biz onu zikreyledik. فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ Bu babdan yukarıda. Ne dedi Hazreti Ömer? اِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابِ Bera ibn-i Malik adamı öldürdü ve kıymetli eşyasını da aldı ya. 30 bin tekdir etmiştiler. Sonra Hazreti Halid gitti. Dedi ki ya Ebu Talha, biz evvela böyle seleplerden kumus almazdık. Fakat bu Bera'nın almış olduğu mal çok oldu. Evet. Ve inne selebel Bera, Bera'nın almış olduğu bu selep de belaga malin azimen. Azim bir mala bali oldu. Ve la urana illa hamisihi. Ben bizi görmem, ben görmem illa bunun humusunu alıcı görürüm. Yani bunun humusunu alacağım. Bu sözü de işte bunun gibidir. Kale Ravi dedi ki fehemmesehu, onu kumusunu da aldı. Ravi Enes ibn-i Malik idi, dedi ki tekdir ettik 30 bin oldu, 30 binden 6 bin Hazreti Ömer'e verdik. Kumusu beytul mal aldı koydu. Feahbere Ömer'u ennehum kânû lâ yuhammisûnel eslâf. İşte Hazreti Ömer haber verdi ki selebi tahmis etmezdiler, beşte birini almazdılar. Ve lehumen yuhammisûha. Almazdılar ama fakat almak onların hakkıydı. Ve lehum onlar için caiz idi. En yuhammisuha, tahmis ederler. Beşte birisini almak hakları ama almazdılar. Ve enne terkehum tahmisaha, o tahmisi terk etmeleri, yani evvelden
humusunu almamaları innemâ kâne biterkihim zâlike. Onu terk ederdiler hakları ama Beytülmal'ın hakkı ama Beytülmal'ın hakkını almazdılar. La li'ennel eslâbe. Yoksa şunun için değil ki selepler. Kad vecebettir katilîn. Katillerin hakkıdır. Onlara vücuben haktır. Bunun için değil diyor. Kemâ tecibu lehum. Onlara vacip olduğu gibi sehmânuhum minel galîme. Ganimetten sehemleri onların nasıl hakkı ise, vacip hakkı ise bu selep de öyle vacip hakkı değil diyor. Yani bir adam bir orduda oldu mu o orduda illa bir hissesi var. Atlı ise iki hissesi var. O hak onun vücuben hakkıdır. Kimse o hakkı ondan alamaz. Vaciptir. İmamı vaciptir onların hakkını verir. Fakat bu selef vacip değildir. İsterse verir, isterse vermez. فَكَذَٰلِكَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ İşte Peygamber Efendimiz'in işlediği de böyledir. فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ'nin hadisinde مِنْ اَمْرِهِ خَالِدًا Hazreti Halid'e emretmesinden بِمَا اَمَرَهُ بِهِ Hazreti Halid'e böyle ver dedi işte. Peygamber Efendimiz ver dedi ama demek Hazreti Halid'in vermek selahiyeti var. Onun için ver dedi. وَمِنْ نَهْيِهِ اِيَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ Ondan sonra da nehyetti amma nehav an verme dedi. Onda verme dedi demek vermemek de Hazreti Halid'in elindeymiş. İnnemâ emerehu Halid'e emretti bimâ lehu en yâmura bihi. Halid'in selahiyetinde emir var idi. Onun için emretti. Ve nehâhu nehyetti amma bir şeyden ki lehu Hazreti Halid için oldu en yenhâhu an ondan nehyedi. Demek ki Hazreti Halid'e bir selahiyet vermiş Peygamber Efendimiz. Kumandanlara tabii Halid meselesi değil ya. Peygamber Efendimiz şu işi emirde yapabilirsen, nehide yapabilirsen, istersen ver, istersen verme. İkramen, tafaddülen emretmesi sebebiyle olabilir. Gayet ikramen, tafaddülen, tehrir için, teşcih için derse olur. Yoksa bu nefilde selef benim hakkımdır, yok değil. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس buyurdular ki لما كان يوم بدر وقتaki بدر günü oldu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا her kim şöyle şöyle yaparsa فله كذا وكذا ona şu şu vardır vaatler verdi. فَزَهَبَ شُبَّانُ الرِّجَالِ Erkeklerin gençleri koştular. وَجَلَسَتِ الشُّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَةِ İhtiyarlar da bayrakların altında oturdular. فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنِيمَةِ Vaktaki ganimet toplandı, teksim olacak vakit geldi. جَاَتُ الشُبَّانُ Gençler geldiler. يَطْلُبُونَ نَفَلَهُمْ Kendi nefellerini istediler ki biz koştuk, vurduk, binaenaleyh bunları isteriz. فَقَالَ الشُّيُوخُ İhtiyarlar dediler ki la testatiru aleyna bizim üzerimize kendinizi tercih etmeyin. Fe inna kunna tahta rayat biz bayrakların altındaydık. Ve levin hazamtum kunna ridan lekum. Eğer siz mağlup olup da kaçsaydınız biz size arkadan destek olacaktık. Evet. Fenzelallahu azze ve celle Cenab-ı Hak Hazretleri insan buyurdu. Estaizu billah yes'elunke anil enfal. فَقَرَى حَتَّى بَلَى Peygamber Efendimiz bunu okudu. Hatta balık oldu. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ Çünkü Peygamber Efendimiz Bedre giderken bir kısmı istekle gidiyordu. Bir kısmı da kerhen gidiyordu. وَاِنَّ فَر۪يقًا لَكَارِهُونَ Müminlerden bir firkede مِنَ الْمُؤْمِنِينَ hoş görmüyordular. Cenab-ı Hak bunu Peygamberine bildiriyor ki bak söyle bunlar kerih görüyordular ama şimdi ganimete kondular. Yekulu Peygamber Efendimiz buyururdu ki eti'uni fi hadal emr. Siz bana itaat edin. Onlar hoş görmüyorlar çıkmalarını ama dedi ki siz bana itaat edin. Kema ra'eytum akibete emri benim emrimin sonunu gördünüz. Haysu kharajtum ve entum karihun. Siz çıktınız, kerhen çıktınız. Bak fakat sonunda Allah-u Teala bize ganimet verdi. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ Müsavi olarak Peygamber Efendimiz teksim eyledi. بِمَا قَسَمْ Teksim eylediğini müsavi verdi. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte olucudur.
men'u Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in men etmesi, eşşübbane keşleri. Neyi men etti onlardan? Mâ kâne ce'alehû lehû. Evvela vaat etti ki gidin şöyle vurun, kim şöyle yaparsa ona şu kadar verilecek. Sonradan Resulullah Efendimiz ondan sarf-ı nazar etti, müsavi olarak verdi. Onlara, gençlere fazla bir şey vermedi. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ. Öyleyse bu hadis-i şerifte delil vardır ki عَلَى أَنَّ الْاَسْلَابَ لَا تَجِبُ لِلْقَاتِلِ. Mektulun selebi katile vacip değildir. وَلَوْ لَا ذَلِكَ. Eğer vacip olsaydı لَمَا مَنَعْهُمْ. Peygamber Efendimiz o gençleri men etmezdi minha, o selepten. وَلَا اَعْتَاهُمْ. Onlara vermezdi. اَسْلَابَ مَنْ. Evet. Ol bir kimselerin seleplerini ki اِسْتَاثَرُوا بِقَتْلِهِ. Katliyle istisar ettiler. Yani terk ettiler, öldürdüler. Onlara vermedi, döndü ihtiyarlara da verdi. دُونَ مَنْ سِبَهُمْ. Başka onlara verirdi de, tercih ederdi de başkalarına vermezdi, ihtiyarlara vermezdi. Halbuki Peygamber Efendimiz yapmazdı. O siva, men siva da kimden? Mimmen tehallefe anhu. O gençlerden tehallüf edenler. Çünkü gençler koştu gitti, vurdu, öldürdü de ihtiyarlar oturdu. Eğer katil sebebiyle tercih olmuş olsaydı, o gençlere Resulullah Efendimiz verirdi, öteki tehallüf edenlere vermezdi. Halbuki Peygamber Efendimiz müsavi olarak taksim eyledi. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ. Bir adam itiraz etse, dese ki فَمَا وَجْهُ مَنْعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in men ettiğinin sebebi nedir? اِيَّاهُمْ gençleri. مَا كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ. Evvela onlara vaat etti ki şöyle yapın, size şu şu verilecektir. Vaat ettikten sonra Resulullah Efendimiz tenfiz etmedi bu vaadini. Evet. قِيلَ لَهُ. Bu adama denilir ki لَاَنَّ مَا كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ. Peygamber Efendimiz o gençlere kılmış olduğu o nefel, فَاِنَّمَا كَانْ. Bu oldu. لَاَنْ يَفْعَلُوا. İşlesinler için. مَا اُلْ بِشَيْهِ كِ هُوَ سَلَاحُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Müslümanların diğerlerinin de selahındadır. Yani hepsine yarar. Müslümanlığa yarar bir şeyi işlesinler diye onlara vaat etti. وَلَيْسَ مِنْ سَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ. Müslümanların selahından olmadı. تَرْكُهُمُ الرَّايَةِ. Bayrakları terk edip gitmek. Şimdi gençlere dedi ki haydi düşmanı takip ediniz. Fedakarlık yapana ikramiye var. Manası yani bayrakları terk edin de hep düşmanın peşine mi koşun? Bayraklar terk edilirse, hep düşmanın peşine koşulursa, bir de bakarsın ki düşmanın posu da eskeri olur, gelir bayrak yok, bir şey yok, karmakarışık olur. Siz düşmana koştuğunuz vakitte bayrakların altında da nevbetçi koyun demek istedi. Müslümanların selahı nerede? Hem bayrak orada duracak hem düşman kovulacak. Halbuki gençler öyle yapmadı. Hepsi birden koştular. Ya bayrakların vazifesini kim görecek, kim muhafaza edecek? Evet. وَلَيْسَ مِنْ سَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ. Müslümanların selahından olmadı. تَرْكُهُمُ الرَّايَةِ. Bayrakları terk ederler. وَالْخُرُوجَ عَنْهَا. Oradan hep düşmanın peşine giderler. وَاِدَاعَةُ الْحَافِز۪ينَ لَهَا. O bayrakları hifzedenleri de zayi kılırlar. Bu mu? O bayrağı muhafaza etsin. Sen git al, eyleyse mal benimdir. Sen bayrağı beklediğinden dolayı sana mal yoktur. Müslümanların bunda selahı var mı? Yok. فَلَمَّا خَرَجُوا عَنْ ذَٰلِكَ. Gençler ki bunu dinemediler. Bayrağın altında nevbetçi koymadı da koştu gittiler. كَانُوا قَدْ خَرَجُوا. Öyleyse o gençler çıktılar. اَنِ الْمَعْنَى الَّذ۪ي. Şu manadan harice çıktılar ki bihi, o mana sebebiyle يَسْتَحِقُونَ. Müstahik olur idiler. مَا جُعِلْ مَا جَعَلَ لَهُمْ. Resulullah Efendimiz'in onlara vaat etmiş olduğu manadan çıktılar. Yani Resulullah Efendimiz'in emrini tam yerine getirmediler. Niye? Bayrakları terk edip gitmek olmazdı. İlla bir kısmı bayrağın altında kalacak, bir kısmı da gidecek. Onların aldıkları beraber olacak. Yani burada demek istiyor ki Resulullah Efendimiz vaat etti de hulf etti. Bak sana vaat etti gençlere, böyle vurun şu kadar mal vereceksiniz. Ondan sonra da vermedi. Vaadine hulf etti demek olur. Halbuki yok, o mana değil. Resulullah Efendimiz Müslümanların selahı nedir? Düşmanı mağlup etmek. Düşmanın mağlubu da iki şeyli olur. Bir bayrağı muhafaza, bir de düşmanı kovmak. Bu gençler bayrağı muhafazadan vazgeçtiler, hepsi koştular. Nefel alacağız diye. Onun için Resulullah Efendimiz vermedi. Peki siz koştuğunuz bayrakları kime verdiniz? Öyleyse bayrağın dibinde kalan da koşan gibidir. Evet.
Femenâhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz gençlere neferin hepsini vermedi. Lizalik bunun için. Yani Resulullah Efendimizin emrini yarısını tuttular, yarısını tutmadılar. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.